TRT Haber ekranlarında mutlu akşamlar sevgili seyirciler bir özel yayınla özel röportajla daha karşınızdayız. Bu akşam Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş TRT ekranlarında olacak. Efendim Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na TRT Haber hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ ol, çok teşekkür ederim. Ve tabi yalnız değiliz bu akşam bizlerle birlikte gazeteci arkadaşlarımız da var. Hemen onları da sizlere arz edeyim. Sizler yakından tanıyorsunuz. Deli Sabah Ankara temsilcisi Sayın Nur Özkan Erbay. Nur hoş geldin yayınımıza. Ve Kanal 7 Ankara temsilcisi Sayın Mehmet Acet bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Merhaba Cengiz şey Sıcağı sıcağına hemen e, yayınımızı verimli değerlendirmek adına. Öncelikle gündemi değerlendirelim. Nasıl bakıyorsunuz iç siyaset, iç politika isterseniz bununla başlayalım. E, bir yandan seçim konuşuluyor ama bir yandan da partilerde de hazırlıklar var. Sizin partinizde neler oluyor efendim? Şimdi tabii biz e, yani seçimi bir kere her halükarda 2023'ün Haziran ayında vaktinde olacak. Erken seçim tartışmalarıyla Türkiye'nin gündeminin meşgul edilmesini doğru bulmayız. Ee, biz parti olarak da ama her zaman seçime hazır bir vaziyette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yoğun bir şekilde e, haftanın her günü e, arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam ediyor. E, işte bakanlarımız partimizin genel başkan yardımcıları zaten cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız sürekli sahada farklı illeri dolaşarak e, hem teşkilatlarımızı hazır hale getiriyoruz hem vatandaşımızın arasında isteklerini taleplerini beklentilerini tenkitleri varsa tenkitlerini bunları dinliyoruz ve toplumu farklı kesimlerine dokunmaya çalışarak 2023'ün hazırlıkların ardından hemen gelecek olan 2024'ün hazırlıklarına zaten çoktan başlamış vaziyetteyiz. Pandemi ee, biraz etkiledi mi? Yani doğrudan teması çünkü AK Parti çok böyle kalabalık mitinglere alışkındır. Yapıldı ama bunu sıklıkla yapar. Pandemi etkiledi mi? Tabii pandeminin ilk günleri ilk döneminde hakikaten bu anlamda çok dikkat ederek faaliyetlerimizi sürdürmeye çalıştık. Ama hemen arkasından gelen kongre süreçleri, il, ilçe kongrelerimiz, il kongrelerimiz, arkasından genel kongre ve ondan sonra özellikle her hafta sonu e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bir ya da iki ilde yapmış olduğu programlar, toplu açılışlar, yine bizlerin e, her hafta birkaç ilde yaptığımız bu çalışmalar, e, tabii ki doğal olarak e, çok geniş kitlelerle temas e, imkanı oluyor. Tedbirleri elden bırakmadan, maskeye, Artık mesafe eskisi kadar belki mesafeye çok dikkat edilemiyor mu? Özellikle maske ve hijyen şartlarına dikkat ederek çalışmalar sürdürülmeye gayret ediliyor. çünkü nihayetinde evet hangi tedbiri alırsanız, hangi yüksek teknolojiyi kullanırsanız kullanın sonuçta siyasetin malzemesi insan olduğu için sadece siyasetçi bakımından söylemiyorum. Siyasetçinin de irtibatlı olacağı birebir halkımızdır. İşte Ayak, ayağına gitmek, görüşlerini almak, onlarla birlikte e, Türkiye'nin gündemini değerlendirmek. Tabii ki siyasette bize motivasyon veren unsurlar aynı zamanda bunlar. E, bu e, sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ediyoruz. E, Allah korusun pandemi şartlarına da dikkat ederek bunları yapmayı ya çalışıyoruz. Peki var mı sı sırayla evet, başlayalım evet. bütün sözleri? Efendim hafta sonu e, AK Parti'nin e, bir toplantısı oldu. Kızılcaman'da bir kamp oldu. İl Belediye Meclisi üyeleriyle ee, özellikle İstanbul özelinde AK Parti'nin e, ve sizin de ifadelerinizle e, söylemek isterim bir vefa borcu olduğu İstanbul'luya noktasında e, ki İstanbul'un e, Türkiye'nin genel seçimlerinde de ne kadar önemli Türk siyaset hayatının Türk siyasi hayatında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz AK Parti için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz e, buradan hareketle e, önümüzdeki seçimler 2023 için İstanbul özelinde ve genelde ne e, ne gibi stratejik değişimler var AK Parti'nin izleyeceği yol Hatasında. Şimdi bir kere yani hakikaten İstanbul sadece bizim için değil, bütün siyasi partiler için ve Türkiye'nin her döneminde en önemli illerimizin başında geliyor. İstanbul sadece kendisinden ibaret değil, bir şekilde oradaki toplumsal yapının kompozisyonu dolayısıyla Türkiye'nin de bir özeti gibi. Her mahallesinde, her semtinde Türkiye'nin farklı yerlerinden insanların bulunması mümkün, farklı toplumsal gruplardan insanların olduğu, farklı seviyelerden insanların olduğu bir mega kentimiz, bir hatta dünya başkenti. Dolayısıyla İstanbul'daki çalışmalarımızı başından itibaren çok önemli, çok değerli buluyoruz. Ve bütün kademelerimiz, yani hem partimizin ana kademesi, hem kadın kolları, hem gençlik kolları şu anda yapmaya çalıştığı arkadaşlarımızın 2023'ün son hazırlığını yapmak ve işte bu hafta sonu kadın kollarımız yine Kızılcahamam'da bir kamp içerisinde olacak. Mahalle başkanlarımıza, meclis üyelerimize kadar bütün teşkilatlarımızı seçime hazır hale getirmek. Ee, ve bu anlamdaki eksiklerimiz, hatta e, neyse, kusurlar neyse, noksanlar neyse bunları kısa sürede tamamlayarak yolumuza devam etmek e, durumundayız. 2-3 hafta evvel yaptığımız İstanbul'da, sen Cumhurbaşkanımızın da katıldığı büyük e, il danışma meclisi hakikaten büyük bir motivasyon sağladı. Orada e, tekrar çok güçlü bir şekilde teşkilatımızın var olduğunu gördük. Çok yüksek bir enerjisinin olduğunu gördük. Ve aynı şekilde büyük bir motivasyonda 2023'e ve 2024'de hazırlandığını gördük. Ve her yerde, her mahallede, her sokakta var olarak birebir insanlarımızla ilişkimizi kuvvetlendirmeye çalışarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hep şunu söylüyoruz konuşmalarımızda. Şimdiye kadar ki bu kadar yıl seçimlere girip girdiği her seçimden başarıyla çıkmak, birinci parti olarak çıkmak, Cumhurbaşkanımız için konuşuyorsak her girdiği seçimden galip olarak çıkmış olmak hakikaten çok önemlidir. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Sıralarsanız bunun herhalde birinci nedeni gönüllere girmeyi başarabilmektir. Yani diyoruz ya hepsinden iyicesi bir gönüle girmektir. Yol yaparız, köprü yaparız, havaalanı yaparsınız, okul yaparsınız, hastane yaparsınız. Aklınız varsa, projeniz varsa, imkanları iyi kullanabiliyorsanız bunları yaparsınız. Ama bunlardan hepsinden daha zor olan insanların gönlüne girmeyi başarmaktır. Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin en büyük başarısı ise buradadır. Şimdi ben arkadaşlarımıza hep şunu söylüyorum. Şimdi 2023'ün kapısını açacak olan anahtarsa gönüllerine girmeyi başardığımız vatandaşlarımızın gönüllerinden düşmemeyi başarmaktır. Bu çok daha zor bir iştir. Çok daha büyük bir emek ister. Çok daha büyük fedakarca çalışmayı ister. Tevazuyla, gayretle, samimiyetle her anında, her zaman milletimizin yanında olmayı başarmaktan geçer. Dolayısıyla eğer biz ana strateji olarak bir şey söyleyecekseniz, gönüllerine girdiğimiz vatandaşımızın gönlünden düşmemeyi başarabilirsek Allah'ın izniyle 2023'ü kolaylaştıracağımızı düşünüyorum. Bu bağlamda yine son dönemde AK Parti'nin hani değil yerindeyse güçten düştüğü seçmen desteğini kaybetmeye başladığı, muhalefetin şansının arttığı yönünde içeride dışarıda bir takım haberler, yorumlar yapılıyor. Muhalefette de biraz son dönemde yine sanki iktidara gelme beklentisi daha bir artmış gibi bir sinyal veriyorlar. Yani baktığımız zaman işte Sayın Kılıçdaroğlu bir ara geliyor gelmekte olan diye her konuşmasında bu lafı kullanıyordu. Son bir iki haftadır kullanmamaya başladı gerçi ama hani şunun için siz yani AK Parti Genel Başkan Vekili sıfatıyla sokağın nabzını hep iyi tutmuştur AK Parti bugüne kadar. Sokağın nabzı nasıl? Sizin açınızdan alarm verici bir durum söz konusu mu? Ee, gerçekten bir güç kaybı var mı? Varsa bunu telafi etmeye dönük ne gibi bir e, çalışma içindesiniz? Bir kere şunu söylemek lazım. Yani Türkiye'deki şu anda yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti birinci partidir. <laughs> evet. Zor bir dönemden geçiyor muyuz? Geçiyoruz. Bunun işte dünyada pandemiyle birlikte başlayan ...hemen hemen bütün ülkelerde... ...gelişmiş ülkelerde başta olmak üzere... ...bütün ülkelerde ekonomik anlamda da... ...toplumsal anlamda da ciddi sıkıntıların... ...olduğu bir dönemden e, geçtik. Türkiye de bundan e, bir şekilde etkilendi. E, geçen e, süreç içerisinde... ...özellikle Aralık ayında yaşadığımız... E, ...dövizdeki aşırı dalgalanmalar... ...ve bunun ortaya çıkarmış olduğu... ...hayat pahalılığının vermiş olduğu... E, ...bir takım e, vatandaşımızın üzerindeki... ...olumsuz etkileri biliyoruz... ...ama sonuç itibariyle de burada... Bu etkilerin ortadan kaldırılması için samimiyetle, gayretle bir mücadele verildiğini vatandaşımız da görüyor. Ve bu anlamda dövizin tekrar aşağıya doğru gelmeye başlamış olması, Türkiye'de asgari ücretle vatandaşlarımıza çok güçlü bir desteğin verilmesi, devlet memurlarının maaşlarının artırılması ve aynı zamanda Temmuz ayında yeniden güncelleneceğinin daha dün, evvelsi gün Cumhurbaşkanımız tarafından bir kez daha ifade edilmesi. Yani şu, muhalefet şöyle bir provokanda yapmaya çalışıyor ama, şu anda yaşanan eksiklikler, olumsuzluklar neyse bunların hepsinin farkındayız. Muhalefetten daha çok farkındayız ve bunun giderilebilmesi için bütün imkanları seferber ederek vatandaşımızın özellikle hayat pahalılığı karşısında alım gücünün azalmaması için ne yapılması gerekirse bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun üst ötesinde de Türkiye'nin üretim kabiliyetini azaltmaması, ta pandeminin başından itibaren yani tezgahın dağıtılmaması, dağıttırılmaması, fabrikalarımızın, atölyelerimizin çalışması... Bu ifadeyi kullanıyorsunuz. Ben bunu hep başından evet, beri kullanıyorum. Dağlatmama. Çünkü ilk sefer dünya bir ekonomik krizle karşılaşmıyor. Bütün dünyadaki ekonomik krizlere baktığımız evet. an ne ders çıkarttık derseniz, çıkarttığımız en temel derslerden birisi şudur. Eğer tezgah dağılırsa bir daha toparlamak zor. Yani üretimin, fabrikaların, işte atölyelerin, istihdamın ortadan kaybolduğu bir durum söz konusu olursa, Gerçekten ülkeler orada zorlanır. Çok şükür Türkiye için rahatlıkla söyleyeceğimiz şey şudur. 2021'de dünya ekonomileri arasında en pozitif gelişmeyi sağlayan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Ee, yani büyümesi, %7'nin üstünde bir e, büyümeyi e, sağlamış olması, 225 milyar dolarlık bir ihracatı temin etmiş olması, tekrar istihdam rakamlarının pandemi öncesindeki döneme dönmüş olması. Büyüme 24 rakamları milyon... çift, çift taneye ulaşır. Ulaşır. Tabii Ama çift taneye için... evet. Son şey, şey söylüyorum. Şimdi bu Türkiye için önemli bir şey. Cari açığın işte son açıklanan Cari Açık 14,5 milyar dolar seviyelerinde orada bütçe dengesinin fevkalade olumlu olması. Böyle baktığınız zaman Türkiye üreten, istihdam eden, ihracatını yapan bir ülke. Evet buna mukabil dövizdeki aşırı dalgalanmalar dolayısıyla ortaya çıkan bir takım hayat pahalılıkları var. Ayrıca küresel e, malların emtia, emtia fiyatlarındaki artışlar dolayısıyla bir takım e, e, hayat pahalılığını etkileyen üretim maliyetlerinin artışları var. Dolayısıyla bütün bunlara baktığınız zaman sonuçta Türkiye e, 2021'i olumlu olarak ayrışmış bir ülke olarak geçirdi. Ve hangi adımların atılması, ne zaman atılması gerektiğini biliyoruz. Bu anlamda da hiçbir e, şekilde bir böyle panik havası içerisinde olmadan Meselenin ciddiyetinin farkında olarak, bütün boyutlarıyla nereden nereye gittiğimizin farkında olarak e, bu süreçleri e, yönetmeye yönlendirmeye hükümetimiz gayret ediyor e, ve bu anlamda da halkımızın e, birebir taleplerini siyasete taşımaya gayret ediyor. Ekonomiyi aslında evet. bir sonraki bölüme bıraktık. Siz ekonomiyle yakından ilgisiz. Şunu sorabilir miyim müsaadenizle? Karşınızdaki rakibinin kim olacağı belli değil. Bu sizi ne kadar ilgilendiriyor? Kim olsun istersiniz? Yani Cumhur İttifakı'nın adayı belli 2023'te. Bu çok ilgilendiriyor mu Cumhur İttifakı'nı veya sizi buna göre strateji yapıyor musunuz? Hayır bir kere karşı taraftaki adayın kim olacağını söylemek bize düşmez. Ama şunu da söyleyeyim, e, sanki karşı tarafta tek aday olacakmış gibi de düşünmemek lazım. Nihayetinde bir denge söz konusudur. Orada nasıl bir denklem oluşacağını çok bilinmeyenli bir denklem orası. Nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını bugünden kestirmek oldukça zor. Bizim rahatlığımız AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi hangi konularda ittifak, ittifak yaptığımızı hangi e, temel meselelerde bir arada olduğumuzu bu ittifakın temel dinamiklerinin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz ve bugüne kadar da bu sorunsuz bir şekilde geldi. İşte Türkiye'nin milli meselelerinde, teröre karşı mücadelede, Türkiye'nin emperyalizme karşı verdiği sınavlarda bütün bunlarda ortak bir noktada durmaya gayret ediyoruz ve adayımız da belli. Adayımızın belli olması sadece e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, ada 2023 adaylığı meselesi değil. Aynı zamanda Tayyip Erdoğan 20 senedir Türkiye siyasetinde etkili olan, bir anlamda artık dünya markası olmuş olan bir siyasi figür. Vatandaşlarımız bakımından da ne yaptığı, ne yapabileceği, ilerideki muhtemel yönetme tarzının ve atacağı adımların ne olabileceği konusunda vatandaşımızın bildiği bir siyasi aktör ve güvendiği bir siyasi aktör. Şimdi bu bizim rahat olduğumuz taraf burası. Karşı tarafın ise şimdiye kadar bir tek ortak noktası var. O da Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı. Şimdi son zamanlarda e, bir e, ikinci bir konu geldi. O da erken seçim meselesi. Ama o erken seçim hepsi birden söylemeye başladılar. E, ve e, hadi bakalım hangi konularda ne projeniz var? Bizim en büyük eksikliğimiz zaman zaman bunu dile getiriyoruz. E, yani AK Parti'nin en temel problemi karşısındaki rakiplerin projelerinin olmaması ve hadi yarın iktidara geldiğiniz zaman... Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz? Temel meseleleriniz nedir? Bunları anlatın dediğimiz zaman, örneğin parlamenter sisteme geçiş diyorsunuz. Buradaki e, sizin sistemle ilgili bakış açılarınız, diyelim ki e, CHP'nin İyi Parti'nin HDP'nin ittifakın e, temel unsurları olarak söylüyorum. E, bunların e, nasıl bakış açıları nelerdir? Türkiye'nin terörle mücadelesinde hangi ortak programları vardır? Türkiye'nin diyelim ki işte ekonomi programında e, neler e, ortaya koyacaklar ve nasıl bir ekonomik kalkınma stratejisi izleyecekler? Eğitimdir, sağlıktır vesaire. Bütün bunların hiçbirisini konuşmuyoruz dikkat ederseniz. Muhalefetten bugüne kadar da bunlarla ilgili en ufak bir proje duyulmuş değildir. Sadece duyulan şey işte e, Tayyip Erdoğan önce Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin diyorlardı. Sonra bir adım demokratik bir adım attılar. Tayyip Erdoğan gitsin ama demokratik yollarla gitsin demeye başladılar. Bu da bir kazanımdır. Şimdi buna bir başka bir adım dağıttılar. erken seçim meselesi. Şimdi seçim deyince, seçim yeni sistemin içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bir şey. Cumhurbaşkanı seçimi olacak, tabii ki meclis seçimi de olacak, milletvekili seçimi de olacak. O zaman adayınız kimdir dediğimiz zaman hep şu cevabı verdiler. Siz bir sandığı getirin yarın adayı söyleriz. Bir de seçim kanunu meselesi var zaten. Tabi. Orada da değil. Normal değil mi yani yıpran yıpranmaması için mesela taktiksel. E, ama ama o zaman bu olarak... kadar kadar bekler. Ama son, vatandaş da görmek istemez e, mi? Son düzgün tamam yaşam. Tayyip Erdoğan'ı demokratik olarak yeneceksiniz de kim adayınız? Vatandaş bunu beklemez mi? Ee, öyle olunca da ortaya işte bir takım ittifak içerisindeki e, oyunlar ya da ittifak içindeki dengeler diyelim daha. E, e, hafif bir tabiriyle. E, bir kere en temel mesele bu ittifakın içerisinde HDP olacak mı olmayacak mı? Geçen seçimlerde, yerel seçimlerde açıkça oldular ve bazen sabır sabırları taşarak ya bir size oy verdik onun için i̇stanbul Ankara'ya almadınız mı? Hatta daha da ileriye giderek bizim sayemizde mecliste oturmuyor musunuz gibi tabiri caizse üstten bir uslukla yeter sabrımızı sınamayın demeye getirdiler. İşbirlikleri açık, ittifakları gizli bir şekilde HDP ile bugüne kadar geldiler. Şimdi bir de e, aday nereden çıkacak? Öyle gör Meral Hanım çok akıllı bir şekilde ben başbakan adayıyım diyerek bu denklemin içerisinde bir e, baş ağrıtan unsur olmayacağını ifade ederek kenara çekildi. Ama hemen özellikle son birkaç haftada görüyoruz ki e, CHP'nin içerisinden bir aday olacaksa bu aday kimdir? İki, e, Büyükşehir Belediye Başkanı mıdır? İşte CHP'nin Sayın Genel Başkanı mıdır? E, bu arada Bunlar üzerinden bir takım e, polemikler yürüyor. Dolayısıyla kimin aday olacağını biz bilmeyiz. Karışmayız da kim aday olursa olsun. Ama sonuçta vatandaşımız siyasi bir yarış, siyasi bir rekabet görecekse iki şey görecek. Projeleriniz nedir? Kimle ya da kimlerle yürüyeceksiniz? Hakkı değil midir vatandaşının bunu görmek? Ben mesela HDP'den e, bu noktada biraz önce ifade ettiğiniz gibi bir önceki seçimlerde çok açık bir ittifakla seçimlere gidildi. Hem yerel seçimlerde hem genel seçimlerde. Şimdi bu seçimlerde sizce Millet İttifakı'nın HDP'siz bir formülde yürüme şansı var mı? Ya da e, HDP'den bir aday söz konusu olduğunda bunu açıklama e, gibi bir e, yöntem izleyebilirler mi? Böyle bir lüksleri var mı? Türkiye siyaseti için soruyor. Yani Türkiye tabii siyaseti. üçüncü bir adaydan bahsediliyor zaman zaman. Bunun egzersizlerin yapıldığını tahmin ediyoruz. Üçüncü bir ittifaktan da bahsediliyor. Bir ittifaktan da bahsediliyor. E, dolayısıyla bütün bunlar bizim etki edeceğimiz alanlar değil. Biz siyasette dürüst, açık, temiz bir rekabeti isteriz. Bunun da dediğim gibi iki tane yolu var. Bir kim ya da kimler kimlerle bu yarışa giriyorsunuz? İkincisi programınız nedir? Bizim ne yaptığımız, ne yapmak istediğimiz, yeniden güçlü Büyük Türkiye kurma ideali dediğimiz şeyin ne olduğu milletimiz tarafından biliniyor. Bunu anlatmaya da gayret ediyoruz. Ekonomide, siyasette, milli savunma, milli savunmada, demokraside, de, terörle mücadelede, emperyalizme karşı verdiğimiz mücadelede, bölgesel oyunları bozmakta vesaire. Bütün bunlarda bizim bir istikametimiz var ve bu istikamette e projelerimizi uygulayarak ve bunların da tek tek, hepsinin e yeri geldiği zaman açılışları yapılarak devam ediyor dolayısıyla bizim böyle bir rahatlığımız var. E böyle bir açık şeffaf milletimiz tarafından izlenebilir durumumuz var. Karşı tarafın ya da karşı tarafta yer alan grupların, partilerin, partiler içerisindeki grupların lafında bilerek söylüyorum. Bunların nasıl hareket edeceğini açıkçası biz de izliyoruz. Hedefiniz ne? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi çıtayı biraz hep yukarıya koyuyor. Mesela Başbakanlık sistemi olsaydı 40'la bir parti çok rahat iktidar olabilirdi. Şimdi 50 artı bir alacaksınız. Ee, yani 2023 seçiminde AK Parti'nin hedefi ne? Ee, Türkiye'de kaç oy oy almak? Her kapıyı çalacak mı? Ne düşünüyor AK Parti? E, tabii ki. Yani şimdi yeni sistemin e, cumhurbaşkanlığını kazanmak için, yani hükümeti kazanmak için. Eski sistemdeki hükümet artık cumhurbaşkanı seçimi hükümeti kazanabilmek, yürütmenin sizin elinizde olabilmesi için sizin 50 artı 1'i almanız lazım. Ve iki seferde bu 50 artı 1'i almış olarak yolumuza e, devam ediyoruz. E, ve inşallah 2023'te de hiçbir e, problem olmadan Sayın Cumhurbaşkanımız 50 artı 1'in çok üstünde bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı vatandaşımızın oylarıyla demokratik kurallar içerisinde milletimizin tercihleriyle seçilecektir. Buna inanıyor ve bu istikamette yürüyoruz. Ama bunu yaparken de e, aynı zamanda Aynı gün ikinci bir sandık daha gelecek. O da milletvekili sandığıdır. Milletvekili sandığında da AK Parti'nin en yüksek oyla parlamentoda temsil edilmesini sağlamak ve böylece Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı olduğunda da elinin parlamentoda da rahat olabilmesi ve bu anlamda yürütme ile yasamanın arasındaki irtibatın daha da kuvvetli halde devam edebilmesi için tabii ki ikinci sandıkta da çok kuvvetli bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. E, adaylarımız belirlenip milletvekili adaylarımız da seçim satımı haline geldiğinde tabii ki sahaya yayılacaklar ve toplumun en ücra köşesine kadar bugünden itibaren e, zaten gidiyoruz. Türkiye'nin her mezrasında, her köyünde, her mahallesinde, her sitesinde, her e, e, kenar e, mahallesinde olan, bütün toplumsal kesim, kesimleri kuşatabilen, bütün etnik, e, mezhebi aidiyetlerin hepsini aşmış bir şekilde Türkiye'nin partisi olarak siyaset yapıyoruz. Eee ve tabii ki vatandaşımız da bu siyaset yapma tarzında bir cevap verecektir. Olumlu bir karşılık bulacağız diye ümit ediyoruz. Ben şöyle size şöyle bir soru sormak istiyorum. Doğrusu çoktan merak ediyorum bu konuda vereceğiniz cevabı. Şimdi bu anketler yapılıyor tabii kamuoyu araştırmaları. Orada sadece hangi partiye oy vereceksiniz sorusu sorulmuyor. Mesela son dönemde bazı anketlerde bir iktidar değişikliği olursa bir devri sabık olur mu? İşte kazanımlar özellikle son dönemde bu yani AK Parti döneminde pek çok yasakların kaldırıldığını biliyoruz. Bunun tersine bakınca da kazanımlar ifadesini o bağlamda kullanıyorum. Bu kazanımlar kayb kaybedilebilir mi bir iktidar değişikliğinde? Bu sorular da ve çok mesela bir ankette ben çok yüksek oranda özellikle yani AK Parti ve MHP seçmeni burada yüksek oranda endişe beyan ediyor bir iktidar değişikliği. Yani ha muhalefette yani bakıyoruz işte yani çeşitli liderlere bakıyoruz. Böyle bir şey olmayacak, devri sabık olmayacak diye. Ama bazen de böyle işte o kuşkuları besleyen gelişmeler geçenlerde mesela işte Özgür Özel CHP grup başkan vekili içinde orta çağ zihniyeti gibi kavramların da geçtiği bir takım açıklamalar yaptı. ki o da yani bir kazanım ya da geçmişe dönük bir yasak ...bağlamında söylenmiş sözlerdi. Sizin bu konuda hani çok böyle... ...yıllara sari bir siyaset deneyiminiz var. Ee, değerlendirmeniz ne olur? Gözleminiz ne olur? Bu bu endişeler geçerli endişeler midir? Bu, muhalefetin... E, ...yaklaşımını siz ikna edici buluyor musunuz? Şimdi bir kere... E, ...Sayın Kılıçdaroğlu... ...helalleşme söylemini ortaya çıkardığında... Evet, evet. ...ben kendi adıma söyleyeyim... ve ...birçok arkadaşımızla da konuştuğumuz zaman... ...eğer bu seçim manevrası değilse bir taktik değilse gerçekten önemlidir ve özellikle Türkiye'de inanç ve fikir özgürlükleri bakımından Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş müktesebatını da bildiğimiz için böyle bir şeyin CHP'nin genel başkanı tarafından söylenmiş olması kıymetlidir. Ama bunun bir seçim taktiği olmaktan uzak olduğunun e, millete ispat edilmesi lazım. Tamam ben helalleşmek istiyorum dediğiniz zaman önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin özür dilemesi gereken çok sayıda geçmişteki icraatları olduğunu biliyoruz. Bu yani CHP'ye laf söylemek için bunu söylemiyorum. Helalleşme sözünü yer, havada bırakmamak için söylüyorum. Hadi tek parti dönemini açmıyoruz. İşte e ezanın Türkçe okutulması, bir takım eğitim yasaklarının olması, insanların hepimizin dedelerimizden, babalarımızdan, annelerimizden, büyüklerimizden duyduğumuz o tek parti dönemini açmıyoruz diyelim. Ama bu çok partili siyasi hayatımızda yaşadığımız bütün sıkıntıların hepsinde maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihin dünyasının hep milletin tersine gittiğini, yani millet bir istikamette giderken CHP'nin tersi istikamette gittiğini biliyoruz. 1960 darbesinden sonra darbecilere e, alkış tutan CHP zihniyetinden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu özür dileyecek midir? Hı. Çok açık bir soru. Hadi 12 Eylül bütün partilere karşı yapılmış olan bir darbeydi. Ama e, 28 Şubat'ta halkın helal oylarıyla seçilmiş olan iktidar, Sayın Başbakan, Rahmetler Bakan oradan alaşağı edildiğinde. Memleketin gencecik evlatları üniversitelerin kapısından, liselerin kapısından başörtülü oldukları için atıldığında, bir sürü insan devlet memuriyetlerinden atıldığında ona alkış tutan CHP'liler dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu özür dileyecek midir? Çok somut söyleyeyim. İstanbul Üniversitesi'nin ikna odalarının banisi olan CHP'li hanımefendi, eski bir zamanlarda çok allı milletvekili olan hanımefendinin yaptığı zulümler dolayısıyla CHP özür dileyecek midir? Daha yeni hadi çok eski yine gitmeyelim daha geçenlerde eski bir CHP'li bakanın ben başörtülü bir savcının ya da hakimin olduğu mahkemede yargılanmak istemem. Çünkü bana karşı adil davranmazlar sözünden dolayı bir açık bir ayrımcılıktan dolayı özür dileyecek midir? Tam zaman zaman bunları Sayın Kılıçdaroğlu söylediğinde ya demek ki bir arayış içerisindeler diye inanası geliyor insanın tam inanacağımız bir zamanda işte birisi kalkıyor bir şey söylüyor. En son bir grup başkan vekilinin kalkıp 4-6 yaş arasındaki çocuklarımızın eğitimi için ortaçağ zihniyeti demesi, bununla yetinmeyip işte işte fizikten ne anlarlar, matematikten ne anlarlar, bunlar tam bir karanlıktır demesi tam bir zır cahilliktir. Karanlığın tam daniskasıdır ilimden efendim e, medeniyet tarihinden hiç bilmeyen hiç onları görmeyen bir zihnin ortaya koyduğu bir şeydir. Bırakın insanların değerleriyle bu milletin inançlarıyla e, e, kavgalı olmayı. Ya şöyle bir başını kaldır bak. Ta Doğu'da e, en e, e, doğudan o meşhur Fergana vadisinin o mavi Nehir medeniyetinin büyük bilim adamlarını gör, Ulu Bey'i gör, oradaki büyük insanları gör. O insanların ortaya koyduğu ve dünyaya ışık tutan Kuran'ın gölgesinde gerçekleşmiş olan büyük medeniyet çıkışını gör. Endülüs Emeviler'e bak, oradaki büyük çıkışı gör. İbni Batutayı gör, İbni Haldun'u gör, İbni Rüşt'ü gör. Hadi bu bunlar çok uzakta da, gör. İbni, Sinalar, İbni Sinaları, onları göremiyorsun diyorum dersen ya şöyle bir başını kaldır da Türkiye'ye bak. Türkiye'deki İstanbul'da başını kaldır, mimar Sinan'ı gör. Türkiye'nin o büyük medreselerinde yetişmiş olan büyük ilim adamlarını gör. Hacı Bektaşi Veli'yi gör, Hacı Bayramı Veli'yi gör, Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı gör. Bunlar hiçbirisinden bir haber, bir zihniyetmiş gibi ortaya çıkıyorsun. Ve milletin değerleriyle Kur'an meselesiyle yüzde 95'i, yüzde 99'u Müslüman olan bir milletin ortak kutsal kitabı olan Kur'an'ı orta çağ karanlığıyla eşdeğer tutuyorsun. Kaldı ki öyle bir e, e, cehalet arz ediyorsun ki, Kur'an e, yani İslam, çağlarla tarif edilemeyen bir inanç sistemidir. Çağlar üstü bir inanç sistemidir ve İslam tarihinin, İslam medeniyetinin orta çağı yoktur. Orta çağ tabiri Batı medeniyetine mahsus bir tabirdir. Bütün bunları gördüğünüz, duyduğunuz zaman da diyorsun ki ya biz herhalde e, CHP iyi bir şey yapacak zannediyoruz ama CHP eski tas eski amam kodları değişmiyor. Oysa o endişeleri bir, haklı mı buluyorsunuz? Yani tercih tabii tercih ki de insanlar da ben sıradan şarkı, bunu bunu söylerken AK Parti'nin bir yöneticisi var. olarak söylemiyorum. Sıradan bir vatandaş olarak söylüyorum. Bu ittifakanın Seks... bir tabanındaki bir vatandaş Hayır, olarak söylüyorum. Hatta CHP'li vatandaşlarımız evet. olarak da böyle görüyor insanlar. Tam bunu söylüyorsun. Diyorsun de herhalde bu da dizi sürmesi. Ya kalkarsın bundan özür dilersin. Daha mürekkebi kurumamış bir laf bu. Kalk de ki bu adam yanlış söylüyor, bu CHP'yi temsil etmiyor, hata e, yapıyor, Kur'an ve ortaçağ karanlığıyla asla yan yana getirilemez dese, özür dileme meselesini ya da helalleşme meselesinin samimi olduğuna millet inanacak. Tam bu sözler unutuluyor ve biz bunları konuşmaktan da çok haz ettiğimiz için konuşmuyoruz. Bizim de canımız sıkılıyor bunları konuşurken. Tam bunlar şey yapıyor, e, bir başka sözcüsü kalkıyor, olacak şey değil, yani affedersiniz, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edecek. Hakaret bir tarafa. Türkiye'de 84 milyon yurttaşımızın inanç sistemi olan Müslümanlığı karşısına alıyor. Fes sen diyor FETÖ'cünün Allah'ısın diyor. Haşa. Böyle bir laf söylenebilir mi? Böyle bir şey söylenebilir mi? Ya Allah Cenab-ı Zülcelal'ın ismi hassıdır. Onun özel ismidir. Hiçbir velem yekun lehu kufuven ehad. İhlas suresinin son ayet. Türkiye'de 84 milyonun bildiği bir ayet. O hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeye benzetilemez. Bir zat-ı kibriyadır. Allah inancının temeli budur. Yani burada e, şey ya, anlamında söyle O zaman şunu şu, böleceğim ama mesela diğer dinler için de söylense siz aynı şekilde Hiç karşı karşıya. Hiç değil şimdi, mi? birisi pastan. Birisi kalksa Hz. İsa Efendimize, Hazreti Meryem Anamıza ya da Hristiyanların kutsallarına, Hristiyanların kutsal figürlerine saldırsa ona da biz aynı şeyi söyleriz. Şimdi bu şu manaya geliyor. Eğer bu kadar temel meselelerde bile e, Müslümanlığın temel ilkeleriyle çelişen sözler söyleyebiliyorsa bu arkadaşlarımız, ben açık bir geçen bir konuşmamda söyledim, Sayın Kılıçdaroğlu lütfen bu adamlarınıza fren yaptırın. Kontrol edemiyorsanız fren yaptırın ki millet sizin helalleşme meselenizde ciddi olduğunuzu anlasın. Yoksa siz başka bir şey söylüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o geleneksel kafa yapısı başka bir şey söylüyor. Ama efendim tam da bu konuda e, özellikle... Tabii ki millet de endişe duyuyor ondan sonra. HDP ile ilgili son dönemde işte çıkan HDP'li e, vekilin PKK ile olan bağlantıları ki bugün Yeni Şafak'ın haberinde de yani sadece bir değil 18 tane HDP ve milletvekilinin e, terör örgütünde e, birebir e, birinci dereceden akrabaları var. E, biraz önceki tespitinizden hareketle genel başkanların muhalefetin İyi partinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarının e, bu gibi konularda biraz geri planda kaldı. Ancak genel başkan yardımcıları ya da sözcüleri üzerinden çok daha biraz önce ifade ettiğiniz gibi yani e, dinin temelleri, dinin e, e, direkleri, e, esasları konusunda neredeyse tüm e, hani terminolojiyi, tüm doktrinleri e, neredeyse bilmedikleri anlaşılan bir duruma e, getiriyor. Bu bir taktik midir acaba? Yani e, her iki partinin genel başkanlarının bu gibi çok e, gri alanlarda ya da çok kritik alanlarda ön plana çıkmayıp arkadan e, biraz sözcülerinin bu kadar e, proaktif ya da çok reaksiyonel olmaları. Yani için böyle davrandıklarını bilmiyorum ama vahim bir durumdur. Ve gerçekten helalleşme meselesinde e, bir samimiyet söz konusuysa bu bir taktik değilse ki öyle anlaşılıyor ki eğer bunlara öndemiyorlarsa bir taktik olduğu anlaşılıyor. O zaman da CHP'nin o klasik e, fikir yapısı ortaya çıkıyor. Ve milletimiz de bundan ürküyor. Zaten Sittin senedir Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara getirmemiş olmasının milletimizin zihnindeki temel karşılığı budur. Yani ama, diğer tabii ki buralarda ya yani bu, bu tür konuların yani hepimiz gönlümüz arzu eder bunlar hepimizin ortak e, konuları. Din hiçbir partinin inhisarında değildir. Efendim e, ama kusura bakmasınlar. Din karşılıklı da hiçbir partinin inhisarında olm olmamalı. Böyle bir şey hiç olmamalı. Bir AK Parti ile ilgili yani bu konuştuğumuz bağlama oturtmak açısından ya yani geçmişte pek çok mağduriyetleri yaşamış bir kitleyi tabanında barındıran ama itidarı yani kontrol ettikten sonra başkalarına dönük yasakçı bir mantaliteyle yaklaşan bir partiye dönüştü Ak Parti gibi böyle bir şablon da var buna buna ne dersiniz yani bu de yani özgürlüklerden işte yasaklardan uzaklaştırmış bir parti olarak AK Parti gelinen nokta itibariyle o perspektifi kaybettiği gibi bir eleştiri de var. Buna ne dersiniz? Ya hayır, AK Parti'yi bugün de ayakta tutan, bugün de Türkiye'nin en önemli ana akım siyasi hareketi haline getiren, sadece parti demiyorum, siyasi hareketi haline getiren dört temel özelliği var. Bunlardan birisi reformcu ve özgürlükçü olmasıdır, demokrat olmasıdır, kapsayıcı olmasıdır. Kuşa Türkiye'de bütün kesimlerin içinde yer alabileceği bir siyasi parti olmasıdır. Bu özellikleriyle Türkiye'de çok geçmiş dönemlerde hem ekonomide hem siyasette hem hukukta çok büyük işler yapıldığı gibi, ya 20 yıl sonra bile AK Parti bugün rahatlıkla koruyoruz diyor e, Tabii ki reform yani. iradesinden bahsediyor işte insan hakları eylem planından bahsediyor, siyasi partilere seçim yasasında bazı değişiklikler daha demokratik adımlar atılmasından bahsediyor, hukukun üstünlüğü prensibiyle ilgili. İlave hangi adımlar atılacaksa bunları e, e, öngörüyor, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Ve aynı zamanda da bizim en temel meselemizin mücadelemizi edeceğiz, şey yapacağız. Ama bunun temel usulü Türkiye'de biz bütün ekonomik siyasi gelişmeleri demokratik çerçeve içerisinde ele alan bir siyasi partiyiz. Zaten Türkiye'de demokrasi olmazsa, demokrasi bütün kurum ve kurallarıyla işlemezse bizim AK Parti olarak da temel iddiamız gerçekten ciddi. Bir şey şablon var yani kendi için istediğini. Başkası da içinde Hiç, istemek, demokratik ee, tamiller içerisinde e, başkasının fikirlerine saygılı olarak ve başkasını tehlikeye atacak e, bir takım eylemlerin içinde olmaksızın herkes her türlü fikri söylemekle efendim, serbest. Nur zikretti biraz o konuyu açmak istiyorum. Şimdi bizim gözbebeğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani bugün sizler oradasınız. Yarın bizi izleyen belki evinde oturan çocuklar milletin vekili olacaklar. Oranın saygınlığı çok önemli. Millet iradesinin Adeta etek yemeye büründüğü, adeta değil öyle nokta. Ama şimdi bir milletvekilinin işte ortaya çıkan fotoğrafları bizi çok üzdü. Tabii milletin iradesine yönelik de bir yaraladı o noktayı. Nasıl bakıyorsunuz HDP'li bir milletvekilinin işte bir teröriste çıkan fotoğrafına? Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama vardı. Yine AK Parti'ye yönelik bir suçlama bununla ilgili. Ne dersiniz? Şimdi bakın bazı konular böyle konuşulup üzerinde istismar yapılacak alanlar değildir. Demin bir şey söyledik. Dünyanın hiçbir yerinde silahla, bombayla, terörle, anarşiyle demokrasi yan yana durmaz. Ben demokratım ama silahla bunu yapacağım. Olmaz. Bomba patlatacağım, adam öldüreceğim, adam kaçıracağım, daha da mücadele vereceğim ama ben demokratım. Olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmaz. Dolayısıyla demokrasiyle silahı, terörü, terör örgütlerini yan yana getirmek aslında demokrasiye yapılacak en büyük düşmanlıktır. ...çok net söylüyorum... ...burada tevile, hiçbir teville gerek yok... ...hiçbir tevinin içine girip kendilerini zora sokmasınlar... Ee, ...sadece o hanımefendi için değil... ...yani terörle... ...bu anlamda gerçekten içli dışlı olan... ...yani silahın gölgesinde resim çektiren... ...ve irtibatları belli olanların... E, ...gerçekten demokrasiye büyük zarar verdiklerini... ...oy aldıkları kitlelerin de... ...hakkını hukukunu korumak yerine... ...onların da aleyhine... E, ...bir siyasi... E, ...anafor oluşturduklarını görmeleri lazım... Ve bunu Sayın Kılıçdaroğlu ya da bir başka birisi sakın ha bir şekilde bunu üstünü örtmeye kalkmasın. Bu açıktır. Tarife bile ihtiyaç yoktur. Şu söylediğim sözler bile zahittir eskilerin tabiriyle. Terörle, silahla, bombayla demokrasi yan yana gelmez. Gelir diyen yalan söylüyor, gelir diyen demokrasi en büyük ihaneti yapıyor. Var mı bu konuda bu, Bu şöyle ben şunu sormak istiyorum. Tabii bu konuda çok içtihatlar Avrupa'daki Venedik kriterleri falan hepsi çok net yani terör ve demokrasi. Karar Tabii için. yani, yani o, o, anlamda gerçekten e, enteresan bir şey. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ya bu konu sorulduğunda bugün e, dedi ki bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye. İmralı ile açılım döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafı muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. E, bu fotoğraflar çekilirken ülkede neler oluyordu diye suçu size atıyor yani <laughs> Erdoğan'a Erda'na atıyor. Bu toplantısında <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener de hiçbir şekilde bu konuya girmediler bu hafta. Yani Evet, bu dikkatlerden o da enteresandı evet. tabi. Ama burada hani suçu size atması yani AK Parti o çözüm süreci dönemlerine ait olarak e, o dönemlerde işte daha giden milletvekilleri olmuştu tabi onda. Ama hiçbir kayıtsız değil. Evet. Şimdi bu resmi e, hiçbir şey 2017'ymiş çok özür dilerim. Çıkan haberlerde e, o dağa çıkması çözüm süreci dönemi değil. 2017'de evet. olduğu yönde haberler vardı. Ben hani Şimdi, doğru. Bu resmin ama. ne zaman ben de bilmiyorum ne zaman çekildi. 2017'de haberlerde yoktur. çıktı. Ne zaman çekildiğin hiçbir önemi yoktur. Eli silahlı bir teröristle resim çektiren e, birisinin varlığı izah edilemez. Demokratik kurallar içerisinde sokulamaz. Ama madem böyle bir şey söylüyorlar o zaman şöyle e, o dönemde ne oldu? 2017'den sonra ne oldu? Da şöyle bir e, hatırlatmak isterim. E, terörün niçin bu kadar çok bölgemizde yoğunlaştığını görmeden, yani PYD'nin, YPG'nin, DAEŞ'in, diğer terör örgütlerinin bir takım uluslararası güçler tarafından, hatta müttefikimiz olduğunu e, bildiğimiz, zannettiğimiz bir ülkenin resmi dairelerinde bile onların sözde e, teröristlerin ele başlarının nasıl ağırlandığını, onlara nasıl silah, lojistik, istihbarat, Askeri destekler verildiğini bilmeden konuşmamak lazım. Herhalde bunların hepsini Sayın Kılıçdaroğlu da biliyordur. Gerçi bir zamanlar PYD, YPG Türkiye karşı değil değildir, Türkiye'ye saldırır mı diye demesiler de vermişti. Şimdi bölgemizde özellikle Amerika'nın Irak'ı işgaliyle birlikte başlayan senaryonun, şöyle çok kısaca bir hatırlatmasını yapmak isterim. Bölge ülkelerindeki gelişmenin birkaç maddelik özeti vardır. Onlardan birisi terör örgütleri vasıtasıyla bu bölgede, ee, Nüfusun, demografinin yeniden dizayn edilmesi ve ülkelerin birliklerinin bütünlüklerinin e, bozularak ülkelerin iç çatışmaların içerisine sokulması fiilen yaşadık son 10 yılın özetini söylüyorum. Biz bunu 10 yıla ver söylüyorduk, 15 yıla ver söylüyorduk ama fiilen yaşadık. Suriye paramparça hale getirildi, evet. Irak paramparça hale getirildi. İki temel e, aks üzerinden kaşıdılar. Birisi etnik ayrımcılık, bir diğeri mezhep ayrımcılığı. Ve bu anlamda da Türkiye ta zaten biliyorsunuz Eruh baskını 1984'ten bu yana maalesef özellikle etnik ayrımcılık üzerinden Türkiye'nin de parçalanmak istediğini herhalde hepimiz biliyoruz. O anlamda çözüm süreci Türk gelmekte olan bu beladan Türkiye'nin kurtarılması anlamında atılmış bir adımdı. Kim bozdu? Bir tarafında PKK e, bozdu. Arkasındaki batılı dostlarıyla bozdular. Diğer tarafında da içeriden de o zamanki FETÖ'cü hainler vasıtasıyla bu bozulmuş oldu. Amaç neydi? Türkiye'nin de bu tür türbülansın içerisine sokulmasıydı. Şimdi e, sapla zamanı birbirine karıştırmasınlar. O ee, türbülanstan korudu. O Türk, Türkiye korusun. eğer e, bir kere en azından Türkiye'nin geniş e, kesimleri şunu gördü. Devlet burada samimi olarak terörün bitirilmesini istiyor. Güneydoğu'da özellikle özellikle yani o Kürt kardeşlerimizin bilinçlerinde hayır hep propaganda yapıyor ya terör örgütü devlet kürt düşmanı kürt düşmanı hayır öyle değil bu sorunu çözmek için irade ortaya koyuyor iradeyi bozan PKK ve arkasındaki batılı güçler ve içeride de fetöcü unsurlar niçin çünkü güneyde yeni bir yapılanma olacak onun için Türkiye'nin bu işi bir şekilde bitirmemesi gerekiyordu. Bunların çok uzun teferruatına başka bir programda gireriz. Çünkü yani kuzeyinde bir e, orada bir, bir devleti terör devleti için. oluşturulması evet, için Türkiye'nin de bu meseleyi halletmemesi gerekirdi kendi içerisinde. Engellendi mi sizce şu anda yoksa mesela yeni bir operasyon olabilir mi? Bakın yani Türkiye böyle bir emperyalistlerin bu ülke üzeri bu bölge üzerinde sadece Türkiye'yi kastetmiyorum. Şimdi bu anlamda Türkiye, Suriye, Irak ve İran bu bölgelerde e, e, Kürt kardeşlerimiz var. Bunların çok kahir ekseriyeti ise bölücü fikirlere sahip olmayan insanlardır. Bunların içerisinde emperyalistler diyorlar ki buradaki bu etnik yapıyı kullanarak nasıl bir e, istikrarsızlık unsuru oluşturabiliriz? Burada bizim uyanık olmamız lazım. Bizim yolumuz emperyalistlerin bu bölgedeki ana po politikası daha fazla bölmek, daha fazla parçalamak, daha fazla inisiyatifsiz hale getirmektir. Türkiye olarak bizim milli menfaatimiz ise bütün bölge halklarının daha fazla kardeşliğinden, beraberliğinden geçiyor. Onun için içeride bunu sağlamak zorundayız. İnşallah dışarıda da, komşu ülkelerimizde de bunları sağlamak zorundayız. Ama bunun yolu da hem Irak'ın hem Suriye'nin toprak bütünlüğünün temin edilmesidir. Bunu mutlaka arkasında Türkiye olarak duruyoruz. Ve burada da bir başkalarının elinde oyuncak olacak bir terör devletinin kurulmasının da bütün bölge halklarına, başta barış ve huzur isteyen Kürt kardeşlerimiz olmak üzere bölge halklarına zarar vereceğine inanıyorum. Çok kısa şunu da sorabilir miyim? Bu göç, göçmen konusuna nasıl bakıyorsunuz? Yani bir yandan da hani ekonomi gibi sürekli olarak sosyal medyada konuşulan ve işte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, iktidara yönelik bu konuda eleştiriler getirildiğini duyuyoruz. Siz göç ve göçmen konusuna önümüzdeki süreçte AK Parti nasıl bakacak? Şimdi bir kere göçmen meselesini sadece bir sebep olarak görmemek lazım. Göçmen meselesi birçok ekonomik siyasi e, faktörün oluşturmuş olduğu sonuçlardan birisidir. Mesela dünyada bu kadar çok gelir dağılımı adaletsizliği varken, insanların %0.73'ü dünya zenginliğinin %70'ine sahipken, %70'i ise sadece %3'üne dünya zenginliğinin sahipken, Asya'nın, Afrika'nın adını koyalım, gariban insanları yarım bardak temiz su bulabilmek için bir yerlere göç etmek mecburiyetindeyken siz göçmen meselesini engelleyemezsiniz. İsterseniz çelik duvarlar örün her tarafa. Nitekim onu deniyor. Avrupa şimdi tel örgüler çekiyor. Amerika Meksika sınırına, sınırına örgüler çekiyor. Herhalde e, Akdeniz'de ve Ege'deki dolaşan e, e, gemilerin yani askeri gemilerin hatta hesabı yoktur. Ama buna rağmen önleyemiyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi iç çatışmalar. İşte Afganistan önümüzdedir. Irak, Suriye önümüzdedir. Eğer Suriye'de bu iç çatışmalar olmasaydı, Irak'taki bu iç çatışmalar olmasaydı, bu kadar milyonlarca insan, Suriye nüfusunun neredeyse yarısı Suriye'den göç etmek zorunda kalır mıydı? İşgaller, yabancı işgaller olmasaydı, çok net söylüyorum. Önce Rusya, arkasından Amerika, Afganistan'ı işgal etmemiş olsaydı, bugünkü Afganistan'ın sorunlarının hiçbirisini konuşmayacaktık. Eğer Amerika, Irak'ı işgal etmemiş olsaydı, Irak'taki bu sorunların hiçbirisini konuşmayacaktık. Dolayısıyla bir taraftan işgaller, bir taraftan iç çatışmalar, bir taraftan bu bölgede bir de son 20 yılda özellikle denendi. Önceden de vardı ama adı başkaydı, usulleri başkaydı. Vekalet savaşları adı altında yani güçlü devletler elini ateşe sokmadan maşalarıyla ortalığı karıştırmaya çalıştılar. Bunu hatta bir dış politika aracı haline getirdiler. Bırakın sahada mücadele aracını, bütün bunları üst üste koyun. Yani bu gariban ülkelerin insanları hayatta kalmak için Çocuklarını bir şekilde bir tarafa hayatta tutabilmek için e, göç etmek mecbur O Iraklı babanın Irak'taki Kürt bir e, babanın e, titreyerek ağladığı o görüntüyü hiç aklından gitmez. Hatırlıyorsunuz bizim Ege sahillerinde yakalandı. Evet. Bütün ailesini kaybetmiş olan bir adam. Bir baba nasıl olur da çocuklarını eşini alır, sonu ölüm olması mukadder olan bir yolculuğa güle oynaya çıkart. Bir de başka bir boyutu var ama yabancılardan korkuyoruz. Yani böyle bir korku da var ki dışarıdan da pompalanan bir takım hani yaşanan olumsuzlukların yansıtılması. Bir de bu boyutu var. Yani vatandaşa bir de bunu anlatmak lazım. Çok dışarıdan da değil hiç politikaya politikaya da malzeme edilen bir durumda söz konusu. Yani ismini söylemekte şey yok. Yani hem İyi Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Parti'sinin bu konudaki tavrı çok net. Her ikisi de iktidara geldiklerinde Suriyelileri düreli sığınmacıları şartsız ve koşulsuz geri göndermeyi düşünüyor ve öte yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne PKK'ya yönelik bir tezkereye de hayır oyu. Her gün bir sanatçı gerildi. bir tweet atıyor mesela bu konuda evet, değil mi? Yani, yani taraftan da çok kötü siz, sonuçlar var. Yani cinayetler işleniyor. Daha yeni bir 21 yaşında bir çocuk uykusunda öldürüldü yani evet, evet. İstanbul'da galiba. Yani icra makamında da oldunuz efendim. Hani, e, bir devlet, bir hükümet e, bu bunu nasıl yönetir? Yani e, şu anda Türkiye'nin yönettiği gibi mi yoksa muhalefetin e, ve onların etki, etki nüfusundakilerin önerdiği gibi mi yönetilir? İyi e, yönetilemiyor mu? Evet. Bizde. Şunu söyleyeyim dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir döneminde bu kadar yüksek oranda yani herhalde e, sadece Suriye'den gelenler 4 milyonu aşkın bir nüfustan bahsediyoruz diğer e, Irak'tan e, Afganistan'dan ve diğer taraflardan gelenlerle büyük bir nüfus söz konusu 5, 5, 5. E, bu bu insanlara e, kucak açmış kapılarını açmış ve bunlara bu kadar e, sorunsuz evet, münferit olaylar yaşanıyor ama bunları bir şekilde e, içerisine alıp kabul edebilmiş herhalde dünyada hiçbir başka millet yoktur bir kere bundan dolayı bunu bir siyasi kolay değil yani ta, tabi ki kolay o değil falan. yani Başka bir ülkeyi içinize alıyorsunuz Hazmetmek. demektir. Bu kere bu millete şapka çıkarmak lazım. Bu millete hakikaten bu asaletinden dolayı tebrik etmek lazım. Ee, ama sonuçta Türkiye'nin de bir istihab var. Ee, Türkiye'nin istihab hattının uzunca bir zamandır herkes görüyor, hepimiz görüyoruz. Ayrıca ben de bir dönem AFAD'dan e, sorumlu başbakan yardımcısı olarak e, mesela Suruç üzerinden, e, Mürşit Pınar sınır kapımızdan e, iki gün içerisinde yaklaşık 283 bin Irak, e, Suriyeli Kürt kardeşimizin Deaş'tan kaçanların Türkiye'ye nasıl alındığını na nezaret etmiş birisi olarak bunu söylüyorum. E şimdi ne yapacaktık? Bunu konuşuyorlar da kusura bakmayın arkalarında kimin beslediğini, kimin büyüttüğünü, kimin silah verdiğini bildiğiniz Deaş köylüleri kese kese geliyor siz sınırınızı kapatacaksınız hadi bakalım Deaş siz bunları öldürürsünüz öldürür mü diyeceksiniz. Ve PKK'lı olmadığı için bu Kürtlere bir şekilde Deaş'a e kurulmuş. Tabii yani Şimdi biz bunları aynı şekilde yani Edlib'te, Hama'da, şurada, burada insanları evleri hastane bombalanıyor ya bu kadar mı olur? Gaz bombası atılıyor. Bu insanlar kaçıyor geliyor hayır git sen orada hastaneni bombalasınlar sen de o bombanın altında mı dur diyeceğiz? Şimdi bu anlamda Türkiye devlet olarak da, devlet kurumları olarak da zaman içerisinde tecrübelerini artırarak ilk zamanlarda biliyorsunuz kamplarda alıyorduk. Ee, sonra çok daha organize hale gelerek. Birisi sınırdan girdiği anda artık iki dakika içerisinde ona kimliklerini falan verebilir bir noktaya gelerek Türkiye'de biz bunu o zaman Guterres, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseriydi. Bütün seyahatlerinde, diğer bütün yabancılar geldiklerinde takdirlerini, tebriklerini söylerlerdi. Biz böyle bir şey görmedik. Böyle bir başarılı organizasyon görmedik derlerdi. Çünkü burada şunu da açık söylemek zorundayım. Biz milyonlarca insanı alırken, Batı ülkelerinde bu konuyla ilgilenenler birkaç bin tane Suriyeli geldikleri zaman korkudan ayakları titrerdi. Ve almak istedikleri isimlerse gerçekten böyle kendi işlerine yarayacak nitelikli emeklerini e, biz bir şekilde sömürebilecekleri istifade edebilecekleri insanlar alırlardı. E hadi ihtiyaç sahibi olanlardan alın kendilerine dendiği zaman hiç öyle ihtiyaç sahibi olan insanları almadıklarını da gördük. Bunu söylemek için çok zor bir süreçti. Türkiye bunu başarıyla bugüne kadar getirdi, hem devlet olarak hem millet olarak. Ama de bir istihapati vardır. Şimdi Türkiye ne yapmaya çalışıyor? 1 milyon kadar da bir geri dönüş. Geri dönüş oldu, aşağı yukarı bir milyona yakın, belki biraz daha artmıştır. E bunun yolu da Suriye'de ve Irak'taki e, arada terör örgütlerinin çok etkin olduğu bölgeleri temizleyerek, oradan terörden e, temizlenmesi, sıfırlanması ve oranın halkının geri dönüşünün sağlanmasıdır. Yani bu. İnsanlara hangi imkanı verirseniz verin, sonuç itibariyle birbirini altın kafese koysanız illa vatanım illa vatanım der. Orada hayatta kalacağı ümidini tekrar kazandığı zaman bu insanlar geri dönebiliyor. Amacımız Suriye'nin özellikle ve Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanması, bütün terör gruplarının oradan temizlenerek, orada bir düzenin temin edilmesi ve bütün burada olan kardeşlerimizin kendi memleketlerine Abi, gitmesi. Kışkırtıcı bir dil, onlara dönük bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani, Ha sen Suriyeliysen ya da sen bir göçmensen başına gelebilecek her türlü kötülüğü baştan kabul etmen gerekir gibi bir birileri böyle bir retorik e, Veya şöyle bir yani, şey, başarılı olanı sunuyorsun, bu var sunuyorsun. diyor ki biz burada e, fakiriz, işte Suriyeli geldi zengin oldu. Başarısız olana yardım edileni sunuyorsun. Bak devlet ona yardım ediyor. Yani nasıl Çok söylersiniz Açık bir şekilde, bir... yani orada bir kışkırtıcılık, bir yani nefret suçuna nefret kadar söylemi, giden, bir Söylemine kadar giden bir var. dil de var. Şimdi yok, böyle bir genellemeyi kabul etmem. Ay ben Sen, yani, milletimizin yapanlar e, açısından, kahir ekseriyetinin siyasette bunu yapanlar, var yarım ekmeğini bölüp e, bu insanlarla paylaştığını biliyorum. Varsa yarım bardak temiz suyu onun yarısında verdiğini biliyorum. ama şunu hatırlatmak isterim. bu milletin bu ali cenaplığı, yardımseverliği, hamiyetperverliği, diğer gamlı insanı hazreti insan olarak gören Anadolu irfanını içselleştirmiş olması bizde faşist, ırkçı, ötekileştirici bir dil kullanılmasına müsaade etmez. Bırakın Avrupa'da o faşist partiler bir takım marjinal unsurlar kendi o zaten kendisinden olmayan herkesi ...karşıki olarak görüyor, öteki olarak görüyor. Efendim işte dünyanın en büyük e, başarılarına imza atmış olsa bile... ...kendi vatandaşı olsa dahi, yani açık söyleyelim... ...Fransa'da adam kendi vatandaşı olan... ...Mahripli'yi, Tunuslu'yu, Faslı'yı, Cezayirli'yi, Sürünamlı'yı... ...hala üçüncü, beşinci sınıf adam olarak görüyor. Üç camiye daha saldırı oldu e, geçen yıl. açık bunun Fransa'da. görüntülerinden birisidir. Almanya'da bizim en iyi entegre olmuş toplum... ...yabancı toplumlardan birisi Türk toplumudur... Ee, ama buna rağmen hala Türkleri orada 3. sınıf, 5. sınıf gören faşist zihniyetler var. Irkçı zihniyetler var. Müslümanlığı bir e, çağ dışı zihniyet olarak gören ve Avrupa'da yaşamamasını isteyen böyle bakan gruplar var. Orada olsun onlar. Biz ona bir şey de olsun temenni ediyorum manasında demiyorum. Irkçılık dünyanın en aşağılık ideolojisidir. Ve çünkü ötekini insanı ötekileştiriyorsun olmasın ama söyledi. O bizi onların meselesidir ama Türkiye'de bu aziz halkın bu aziz milletimizin böyle bir meselesi yoktur. Kimseyi ötekileştirmez. herkesi yaradandan dolayı sever ve insanları da hazreti insan olarak görür. Anadolu irfanı bize bunu öğretti. Biraz dış politikaya geçelim mi? Yani e, mesela geçtiğimiz yıl Karabağ sorunu bizim e, canımıza acıtan bir yara çok şükür e, çözüldü diyebiliriz artık. Şimdi bir diğer konu yine e, milletimizin yüreğinin titrediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Biraz geleceği konuşalım. Yani AK Parti e, bir yandan hani seçimleri konuşuyoruz ama bir yandan da görev başında ve e, bu çerçevede adımlar atıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için neler olabilir bu yılda veya önümüzdeki süreçte? Şimdi bir kere e, bugün de Sayın Başbakan Faiz Bey bizleri de ziyaret etti AK Parti Genel, e, Genel Merkezi'nde. E, öncelikle şunu söyleyeyim. E, Türkiye olarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz olarak biz Kıbrıs'la ilgili başından itibaren hep yapıcı noktada olduk. Yani çözümse çözüm bulalım. İki taraflı bir şey nasıl olacak? Yani bir o... Fakat gördük ki e, artık Rumların bu dayatmacı ee, Yunan tarafının da bazı Avrupa ülkelerinden aldığı desteklerle, e, oldu bittilerle bu meseleyi kapatma tezleri bitmiştir. Artık Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta bunlara prim vermeyecektir, e, vermemektedir. Yeni bir dönem başlamıştır, o da şudur. Bundan sonra Kıbrıs üzerinde konuşuyorsak, iki devletli e, bir çözüm, bundan sonraki süreçte tek çıkar yoldur. Bunun da bir alternatifi kalmamıştır. Yani Konfederasyon, bu federasyon, federasyon bunlar hepsi denendi. denendi. Tavizleri hep veren Türkiye oldu, çok açık söyleyeyim. Tamam yeter ki bir çözüm bulalım Rumlamadı, diyen Türkiye oldu. Değil mi? Ama mesela Annan planı, Annan planı çerçevesinde Türkiye Kuzey Kıbrıs Halkı buna evet dedi. Hem de büyük oyla Rum evet dedi. Bir sürü ta orada tavizler verilecek olmasına rağmen yeter ki bir çözüm olsun dedi. Hayır diyen Rum tarafı Ar Avrupa Birliği hep Rum tarafını e, ödüllendirdi. Türkiye'de de e, Türk tarafını da e, bir şekilde cezalandırmış oldu. İki devletli bir çözümün dışında bir çözüm olmadı, aşikardır. Bundan sonra inşallah Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası alanda tanınmasını temin etmek, bunun için hep gayret edeceğiz. Kuzey Kıbrıs'ın güçlü bir ekonomiyle, güçlü bir toplumsal yapıyla kendi imkanlarıyla ayakta kalabileceği bir dönemin, inşallah önümüzdeki süreçte inşa edileceğine hep beraber şahit olacağız. Kıbrıs ve Türkiye, özellikle son gelişmeler bir kere daha gösterdi ki birbirinden ayrılmaz bir bütünün iki parçası gibidir. Etle, gibi Tam manasıyla öyledir. Niçin söylüyorum? Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi birileri e, kendi sınırlarına kapatmak istiyorlardı. Dün çöktü mü o İsmet projesi Washington'dan red almış ya, Atina Büyükelçisi? Ya mi? bunlar inişte çıkışlı şeyler. Bir şeye bir gelişmeye bakarak e, daha çok iyi oldu dememek lazım. Bir gelişmeye bakarak da çok kötü dememek lazım. Ama bu gelişme doğru olan buydu. Yani Amerika'nın menfaatleri koruması bakımından da doğru olan buydu. Ama sadece bir gelişmeye bakarak konuşulmaz. Konuşmamak gerekir. Şimdi hem bizi sınırlarımızı hapsetmek istiyorlardı. Hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin kendi kıta sahanlığı içerisindeki hidrokarbon doğalgaz arama petrol arama faaliyetlerini ne asla müsaade etmeyeceklerdi. Hatırlayın o ilk günleri. Ne büyük baskılar oldu. İşte Avrupa'dan, Amerika'dan, şuradan, buradan. Türkiye burada çok kararlı bir şekilde durdu. Mavi vatandan asla vazgeçmeyeceğini ortaya koydu. Ne Türkiye'nin ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini, egemenliğini ve Akdeniz'de olan doğal olarak kendi hakkı olan sahalardaki menfaatlerinden vazgeçmeyeceğini en zor şartlar altında. Fiziki şartlar, onda söyle söylüyorum. Hem de aynı zamanda e, siyasi şartlar altında Türkiye Libya hükümetiyle anlaşmasını yaparak malum hepimizin bildiği Akdeniz'deki egemenliğine ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağını söyledi. Şu fotoğrafı hiç unutma. E, i̇lk günlerde o sürtüşmelerin olduğu zamanlar bizim e, arama gemimiz gidiyor. E, yanlarında evet. E, yanlarında bizim harp gemilerimiz, üstünde helikopterlerimiz, üstünde de uçaklarımız uçuyor. Ay. Türkiye ciddiyetini gösterdi. Dedi ki bizim için bu yaşamsal bir meseledir. Egemenlik meselesidir. Türkiye'nin egemenliği meselesidir. Bundan vazgeçmiyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Kıbrıs'ta bu anlamda Kıbrıs'ın da hakkına hukukuna sahip çıktık. E, bu anlamda e, Kıbrıs konusunda şunun da milletimiz tarafından bir kere daha bilinmesi lazım. Kıbrıs'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne adada hayat hakkı tanımak, tanımak istemeyenlerin bizim milletimize karşı bakışı da Türkiye'yi Anadolu kıtasının içerisine hapsetmektir. Eğer böyle bir düşünceleri olmasaydı, bizim İstiklal Harbi öncesinde bizim topraklarımızın önemli bir kısmı niye işgal edildi? Tam da böyle düşündükleri için işgal edildi. Bu Türkler de kim oluyorlar? Bunlara Anadolu'nun bozkurları yeter. Gitsinler orada kalsınlar. Ne işleri var Boğaz'da? Ne işleri var Ege'de? hala aynı. Aynı <laughs> kabuller idealladır. Ka Yunan Cumhurbaşkanı'nın yine bu konuda çok bir de esas vahim iddiaları ve ithamları var. Konuşmalar dışında bir de yani bu 12 mil meselesini de evet. soralım. Yani orada kara sularını 12 mile çıkaracağı yönünde bir tartışma yapılıyor Yunanistan içinde de. Bu da biz geçenlerde Sayın Savunma Bakanı ile konuştuk Sayın Hulusi Akar'la. Bu şu anlama geliyor onun ifadesiyle hani uluslararası denizlere tam da dediğiniz gibi Türkiye'yi Anadolu'ya e, Haps hapsetmek. Edelim. Uluslararası denizlere açılmak için Yunanistan'dan izin istemek anlamına geliyor öyle bir şey. Ve bir savaş olursa, nedeni var. Evet götürüyor. yani daha önce mecliste tamam, yasa 95'te alınmış bizim mecliste çıkan bir karar da var. Savaş sebebi olarak e, biz bunu görüyoruz. Yani öyle bir tırmanma bekliyor musunuz öyle bir? Şimdi bir kere Türkiye'nin bunu şunun için söyledim, deminki helikopterler ve arama gemisi resmini, bütün dünya bu resmi aldı. Yani bazen söz söylersiniz, bazen masada konuşursunuz, bazen de fiiliyatta ortaya bir şey koyarsınız. Türkiye'nin kendi egemenlik hakları konusunda ciddiyetini bütün dünyanın gördüğünü zannediyorum. Zaten bizim bildiğimiz zamanlardan beri zaman zaman Yunanistan, Megolayda çerçevesinde böyle maksimalist bazı tezleri gündeme getirir sırf orada masada vakit kazanmak için muhtemelen e, ve kendi içini diri tutmak için. Bunların hiçbirisinin gerçekleşmediğini de görür. Bu tezden hiçbirisi gerçekleşmez. Çünkü realiteye uygun değildir. Fiili olarak uygulanabilir durum yoktur. Bunlara müsaade edecek bir Türkiye'de yoktur. Dolayısıyla biz burada hep şunu şunu da biliyorlar. Biz en çetin meselelerimizi bile masada müzakereyle, diplomasi yoluyla e, aşmaya gayret ediyoruz. En büyük gerilimleri bile diplomasi kanalıyla çözmeye çalışıyoruz. Ama kendi milli menfaatleri korumamız konusunda dünyanın büyük güçlerine karşı bile gerilimleri göz almaktan asla çekinmiyoruz. Ben anahtarın burada olduğunu düşünüyorum. Yani e, nereye kadar gideceğimiz, ne yapacağımız bellidir. Ben bu gerilimler olur, bu sözler söylenir. Ama böyle bir şeyin gerçekleşmesinin imkanı yoktur. Tam da bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün Arpa Birliği Büyükelçileri ile bir buluşması oldu Çankaya Köşkü'nde. Ve konuya objektif bakabilen herkes Arpa Birliği'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte, ikrar ve itiraf etmektedir. Tıpkı bu ifadede olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri de bu konuda özellikle son günlerde NATO-Rusya arasındaki çatışma ve gerilimde Ukrayna üzerinden ee, yaşanan gerilimde e, Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu görülüyor olmalı ki biraz önce Cengiz Han'ın bahsettiği İsmet e projesinde Amerika'nın geri adımı geldi. Hani belki bunu e, ilk reaksiyon olarak e, jest e, olarak hani jest, jest olarak, mi? evet. çünkü Yunanlılar bu konuda gerçekten büyük bir düş kırıklığı içerisinde ve bunun Türkiye'ye bir jest olduğu e, okumaları, analizleri de yapılıyor. yapılıyor evet. e, bundan sonraki süreçte işte efendim e, Türkiye'nin anahtar hep söylene gelen kilit ülke olması, stratejik ve jeopolitik önemi. Bunun artık ete kemiğe büründüğü bir Türkiye mi var? Şüphesiz öyle. Hem Türkiye açısından böyle. Türkiye dünkü Türkiye değil. Çok daha güçlü, hedefleri belli, kendi milli menfaatleri belli. Bunları müzakere edebilen. İşte savunma sanayisi, işte diğer sanayi alanındaki gelişmeleri daha buraya gelmeden Türkiye cep e, e, uydusunu cep uydusu. uzaya uzaya fırlatmış olduk. Sevinçle takip ettiğimiz hususlar. Türkiye bir sınıf atlıyor yukarıya doğru çünkü bunu hepsi görüyor, herkes görüyor. Ama bundan daha önemli bir mesele var. Bunları işte Ukrayna meselesi, Yunanistan meselesi, Doğu Akdeniz meselesi, belki biraz sonra konuşacağız Kazakistan meselesi. Evet. Bütün bu şu anda bu gerilimlerin hepsine baktığımız zaman dünyada bir şey oluyor. Epeyce bir süredir e, o da e, aslında e, Berlin duvarının yıkılmasıyla birlikte başlayan süreçtir. Berlin duvarı yıkıldıktan sonra bütün dünya artık Amerika'nın hakimiyetinde yeni bir dünyanın kurulduğunu, kurulacağını zannediyordu. Fakat öyle bir şey olmadı. Amerika bir 10 sene kadar bir liderlik orada o süreçte yaptı. Ama barışı, adaleti, hakkaniyeti küresel ölçekte sağlayamadığı için bir takım dengesizlikler ortaya çıkıyor Şu anda dünyada olmakta olan eski sistemin yıkılmış olması ve yerine de yeni bir küresel sistemin kurulmamış olması, kurulamamış olmasıdır. Biz bunu 10 yıllardır söylüyoruz. Her gelişmede bunu teyit ediyor. Hatta ben 2015 yılıydı zannediyorum. Artık ülkeler arasında adı konulmamış bir üçüncü dünya savaşı başlamıştır. Önce ekonomik olarak başlamıştır, sonra siyasi taraflara dönecektir. Fiilen de şu anda dünyada dört tane belirgin, önemli merkez ve arada başka diğer aktörlerinde olduğu çoklu bir denklem haline geldi dünya sistemi bir tarafında Amerikan'ın olduğu, bir tarafında Çin'in olduğu, Rusya'nın olduğu, Avrupa Birliği'nin oldu ve başka ülkeler işte Uzak Doğu Asya'daki diğer ülkeler olduğu, Orta Doğu'nun oldu ve bütün bu denge arayışları karşılıklı olarak dünyanın hemen hemen her bölgesinde bu güçlerin çıkar çatışmasını kaçınılmaz hale getirdi. Özellikle de insanlık tarihi boyunca dünyanın merkezi olan tarihçilerin bereketli hilal dediği işte Balkanlar, Anadolu toprakları, Karadeniz, Akdeniz, Filistin toprakları, Kuzey Afrika'ya kadar olan coğrafya bu bütün stratejik hamlelerin, ileri adımların, geri adımların, mücadelelerin, çekişmenin, rekabetin, ticaret rekabetinin, vekalet savaşlarının vesaire hepsinin neredeyse merkezi burası ve bu merkezinde merkez üssü Türkiye. Şimdi bu Türkiye'yi Türkiye bir de 84 milyon nüfusu Gerçekten gelişme potansiyelleri yüksek olan bir ülke ve bölgenin istikrarlı tek demokrasisi, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya doğru inen bölgeyi gördüğümüz gördüğümüzde. Şimdi bu bütün bu güç merkezleri için söylüyorum, hepsinin bu bölgeyle ilgili çıkarları birbirinden çok farklıdır. Ama hepsinin görmezden gelemeyeceği en önemli aktör Türkiye'dir bu kendimizi devam aynasında görmek değil gerçeğin yansımasını seyretmektir öyle görmek lazım yani siz e, bu bölgede istikrar unsuru olan bir Türkiye ile mi işbirliği yapmak istersiniz yoksa Türkiye düşmanı olan e, 3 5 bin teröristten ibaret bir terör bunu onu kullanabilirsiniz belki ama ya da ilan karşısız bir Türkiye mi istersiniz yani Aa, inşallah olmaz ya yani o, o istedikleri odur da o istedikleri art inşallah artık öyle bir şey olmayacak ona e, o eski istikrarsızlıklara inşallah Türkiye geri dönmeyecek. Milletimiz buna müsaade etmeyecek. Hep beraber burada güçlü bir şekilde demokrasi içerisinde Türkiye daha ileriye gidecek. Bu Türkiye'nin değerini artıran bir durumdur. Bunda hiç şüphe yok. Ama bu şu demek değil ki Türkiye bütün bu söz konusu ülke bölgeler ve diğerleriyle ilgili bütün sorunlarını hemen çözecektir. Böyle bir şey söylemiyorum. Ama Türkiye zaten onun için sürekli en güçlü gerilimlerde bile müzakere masasında yer alabilmemizin temel sebebi budur. Türkiye'nin önemi, gücü, artmakta olan gücü artık hiçbir küresel aktör tarafından göz ardı edilemez. Şöyle bir maliyeti yok mu? Yani bir noktada dünyanın bir noktasında bir olay olduğunda herkes şöyle bir Türkiye ne diyecek acaba? Şimdi mesela Balkanlarda, Bosna Ersek'teki gelişmeleri takip ediyorsunuz ve kimse hani dünyada başka bir noktaya değil Ankara'dan ne diyecek? Ankara nasıl bir tepki verecek bu yaşananlara diyor. Nasıl okuyorsunuz? Dış politikada evet bu kadar etkin olmaya çalışıyor Türkiye ama bir yandan da çok da başınız ağrıyor. Çünkü her noktaya yetişme. Şimdi Kazakistan nereye? Balkanlar nereye? Libya nere, Türkiye her yere uzan durumunda kalıyor. Biraz da hinterlantının genişliğinden kaynaklanıyor ama ne dersiniz bu? Şimdi doğru ama şöyle ya da bakın. Sizde ne işimiz var oralarda diyenlerden Şimdi, mi? Şimdi hayır onu demiyorum. Biz <laughs> e, Malazgirt'ten itibaren bu topraklarda bir gün rahat geçen bir tek günümüz yoktur. Bu Türkiye'nin içinde bulunduğumuz coğrafyanın bize vermiş olduğu bir sorumluluktur. Bir imkandır aynı zamanda aynı zamanda da bir tehdittir. Eyvallah. Dolayısıyla akıl bütün bu imkan ve fırsatları tehditler çerçevesinde değerlendirerek. Buradan milletimizin lehine olacak sonuçları e, elde etmekten geçiyor. E, biz e, hiç kimse gibi bize ne Bosna Hersek'te diyemeyiz. Bosna Hersek dediğimiz Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz İstanbul'un e, fethinden sadece 10 sene sonra e, Bosna Hersek'te var olmuştur. Ve orada 6 asır boyunca Osmanlı Pax Ottomana dedi, denilen bir barış. barış düzenini kurmuştur. Bütün farklı din mensuplarını etnik yapıları bir arada tutmuştur. Bizim bugünkü barış aç bakış açımız da budur. Yani Balkanlarda bütün farklı dinler, mezhepler, etnik kökenler hep beraber birlikte barış içinde yaşasınlar. Ve bunun için de herkes bir diğerine saygılı olsun. Şimdi e, bu anlamda hiç kimsenin de Bosna Hersey'in toprak bütünlüğünü bozması, bunu ihlal etmesi, oradan başka bir sonuç ortaya çıkarmak gibi hayallerin peşinde koşmaması lazım. E, buna zaten bölge dinamikleri de müsaade etmez. Türkiye'nin de e, birinci derecede önceliği e, Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün devam etmesidir. Dış politika edenler var mı? Kazakistan'da evet. ben sorayım. Evet. İsterseniz. Yani Şöyle soracağım ben yalnız. Bir doğal seyri içinde yani o LPG gazlarına yapılan %100 zamla kendi seyri içinde gelişmiş olaylar olarak mı görünüyor? Yoksa bir manipülasyon önceden planlanmış hesap edilmiş nereye gideceği? Bir zamanlaması manidar denir ya yani orada da mesela bakınca zamanlamaya Sovyetler Birliği'nin yıkılışının 30. yıl dönümüne denk geliyor olayların başlangıç anı ve Rusya'nın nüfuz alanını e, genişletmesini e, sağlayan bir süreç sanki karşımıza çıkmış durumda. Veya öyle mi? Öyle mi? Evet. Şimdi şöyle yani yine tabii çok taraflı o güç mücadelelerinin bir yansıması olduğunda hiç şüphe yok. E, ama o şöyle bir kısaca hatırlatmak isterim. 2 Ocak'ta ilk gösteriler başladı. 10 gün içerisinde, 12 Ocak'ta sona erdi. Önce gösteriler başladı, i̇şte sonra polis e, göstericilere karşı mücadele etti. Gösteriler başka şehirlere yayıldı. E, hükümet görevden alındı, olağanüstü hal ilan edildi. E, Nazar Bey'in yetkileri alındı. Bunlar hepsi 10 gün içerisinde oluyor. Kolektif e, e, savunma e, grubu denilen grup e, Rusların domine ettiği grup e, Azerbaycan Ko e, e, güvenlik örgütü Kaz Kazakistan güvenlik örgütü kolektif güvenlik örgütü de, örgütü davet edildi e, ve 12'sinde e, çok şükür her şey sulh selamet daha doğrusu e, düzen sağlandı yeni hükümet kuruldu görevine başladı şimdi bu kadar şeyin 10 gün içerisinde olması hakikaten çok fazla. Yani bu bir kere bunu çok görmek hızlı. lazım. Biz başından kural olarak şunu söylüyoruz. Biz Kazakistan bizim kardeşimiz. Kazakistan'ın barış içerisinde, esenlik içerisinde olmasını isteriz. Ve inşallah bu 10 günlük yaşanan çok kötü tabloların süratle Kazakistan halkının zihninden bir şekilde o acıların unutulması. Bir de çok büyük bir ağır bir fatura var. Yaklaşık işte bilinen 164 kişi ölmüş olaylarda devlet kurumları neredeyse felç Yağmalar olmuş. Var. Büyük yağmalamalar var. işte gözaltılar var. 10.000'in binin, 15.000'in binin üstünde olduğu söyleniyor. Dolayısıyla burada böyle bir düzenin kurulması şeydir şarttır. Bunun için Türkiye olarak da Türk Cumhuriyetleri Birliği olarak Türk Devletleri Birliği olarak da her türlü desteği vereceğimizi defayetle açıklamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız olayların başladığı ilk andan itibaren birinci elden meseleleri takip edip Türkiye olarak ne yapabiliriz? burun arayışı telaşı içerisinde oldu şimdi şunu da görmemiz lazım yani orada da yine büyük bir kere bu olayların çıkmış olması Rusların milli menfaatlerine mi Rusların menfaat Hayır değil çünkü Ruslar zaten orada etkinlikleri var olan bir Amerikalıların menfaatine mi? Amerikalı büyük şirketler orada çok büyük işler yapıyorlar, onların da menfaatine görünmüyor. Ama bu işte kolektif güvenlik teşkilatının oraya girmiş olmasıyla birlikte Rusların bir miktar etkinliği bundan sonra artar mı, artabilir. Ama bir güç mücadelesinin orada devam edeceği aşikar. Bizim ısrarla söyleyeceğimiz ve çok hassas olmamız gereken nokta. ...biz e, Orta Asya'nın Orta Doğululaştırılmaması e, kanaatindeyiz. bir motto gibi adeta. Bir Or, Orta Asya Orta Doğululaştırılmamalıdır. Evet. Bunun için bazı güçlerin pusuda e, kirli hesaplar içerisinde olması muhtemeldir. Şimdi bu kadar Dehaş militanı vardı. Bunlar Afganistan'a gittiler. Onların oradan Orta Asya ülkelerimiz için... bunun tamamı da bizim kardeşimiz, dostumuz bu ülkeler için bir tehdit unsuru haline e, gelmemesini temin etmemiz lazım. Sadece Kazakistan olayları değil, Kazakistan olaylarıyla birlikte işte Türkmenistan, Özbekistan, e, efendim Kırgızistan, oldular. bütün bu ülkelerde tabii bir de bu ülkeler eski Sovyetlerden e, kalma e, ülkeler olduğu için farklı etnik kökenleri de barındırıyorlar. Mesela Kazakistan'da az bir miktarda olsa e, Ruslar var. İşte aynı şekilde Kırgızistan'da diğer etnik daha doğrusu diğer bölgesel unsurlar var. Özbekistan hakeza böyle. Dolayısıyla bu ülkelerin tamamı yani Orta Asya ülkelerinin tamamı evet 30 yıl oldu Sovyetlerin çözülmesi ama yeni yeni kendilerine gelmeye başladılar. Ekonomik olarak şöyle bir ayakları üstünde durmaya başladılar. Güçlendiler. Şimdi 30 sene evvelki Kazakistan'a bakın. Şimdiki Kazakistan'a bakın. Yani varla yok arasında bir fark vardır. Şimdi burada bir de yapısal, iç yapısal sorunlar var. Bunlardan birisi gelir dağılımı adaletinin temin edilmesi lazım. Yani çok az bir kesimin çok güçlü bir ekonomik güce sahip olduğu, kitlesel olarak da insanların açlık sınırı ya da onun altında yaşadığı bir ülke başlı başına zaten bir tehdittir. Evet. Aynı zamanda insan, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, Kısacası iyi işleyen demokrasilerin Orta Asya ülkelerinde kurulması için de Türkiye'nin tecrübeleri çok kıymetli. Yıllar olduğunu önce Türkiye'nin e, Suriye'ye ve Şeres'e de söylediği nasihatler e, geliyor. Yani aynı şeyleri siz söylüyorsunuz şimdi Kazakistan veya Orta Asya için ama e, Türk devletleri topluluğu veya Türk devletleri teşkilatının burada bir katkısı olur mu veya bir rolü olur mu bundan sonra? Olur. Bir kere şu nasihat lafını bir kaldırmak lazım. Nasihat lafı kötü bir laf. <laughs> hiçbir hiç bir, hiçbir devlet de. başka bir e, Tecrübe paylaşımıdır. Yani biz e, bu anlamda e, çok demokrasi, bedel ödemiş bir demokrasidir Türkiye demokrasisi. E, beş tane darbe görmüş. Başbakanı idam edilmiş, partileri kapatılmış. Velhasıl çok ağır bedellerle hak edilmiş bir demokrasidir Türkiye demokrasisi. Bu anlamda bizim bu tecrübelerimizi paylaşabiliriz dostlarımızla. Hatta bütün dünya ile paylaşabiliriz. Bu anlamda görmek lazım yoksa o nasihat defonu ben evet, şahsen tamam, evet. doğru bu, doğru, doğru. Peki o zaman biraz daha böyle sizin Ekonomik. için daha kolay bir konuya geçelim. Ekonomiye, evet. Türkiye ekonomisi. Siz ekonomiyi de Türkiye'de iyi bilen bir isimsiniz. İsterseniz başlayalım. Evet. Efendim, özellikle Covid sonrası artık dünya biraz önce ifade ettiğiniz gibi yani siyaseten de sosyoekonomik olarak çok gerçekten belirsiz bir döneme de giriyor. Özellikle 2020 ve 2020 bin kayıp yılı olarak. E, neredeyse e, tanımlandığı yıllar e, dünyada ciddi bir e, daralma varken Türkiye 2002'deki büyüme oranı 78 iken şimdi hiçbir şekilde bu büyümeden e, bir kan kaybı yaşamamış olarak yüzde yedi buçukla e, devam ediyor buna mukabil e, dünyada enflasyon e, ciddi manada on. E, 2021'de 9.2 idi 20, Aralık'ta. Evet, evet. Şimdi, şimdi yıl e, ortalamasının onun üstüne çıkması 10 civarında oluyor. 10 diyelim. 2021 için not Son çeyrek de o. Son çeyrek. 7, 7, 7. <laughs> e, e, da, bunun da üzerine çıkacak. 2022'de umuyoruz ki. E, ama e, buna mukabil enflasyon oranında sadece Türkiye'de değil, Amerika'da son 30 yılın en yüksek enflasyon rakamları söz konusu. 40 yılın. Evet, hatta. son 40 yılın ve e, e, faiz arttırımlarıyla Fed'in bir şekilde bunu aşacağı, aşmak istediği haberlerinde izliyoruz. Türkiye'nin de bu anlamda bu krizi aşma noktasında işte enflasyonla mücadele konusunda e, özellikle toplumun tüm kesimlerine yönelik e, stimulus e, dedi, denilen İngilizcede tabir edilen işte e, bir e, ekonomi canlandırma paketleri e, önce vatandaştan başlayarak askeri en askeri e, gelir düzeyinde olan vatandaşlardan 84 milyon içerisinde başlayarak. E, ücretlere yapılan zamlarla böyle bir bununla baş etme yolu öngörülüyor ekonomide. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da dün ifade ettiği gibi sadece Aralık ayında açıklanan değil, Temmuz ayında da yenilenebilecek, ücretlere yapılabilecek zamlar da söz konusu. Hane halkı geliri arttırılacak. Yani. Artırılması noktasında. Siz hem dünya perspektifinden geniş açıdan nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin 2022 içerisinde bulunduğumuz yıla ilişkin projeksiyonları, Ayem Dünya Bankası'nın ve kredi derecelendirme kuruluşlarının mutlaka tahminleri var ancak sizin Türkiye adına bu konudaki projeksiyonunuz ne? Şimdi bir kere yani dünyada artık hiçbir ekonomi dünyadaki bu küresel gelişmelerden uzak değildir. Yani soyutlanıp bir kenarda kendisini çekerek bir ekonomiyi değerlendiremeyiz. Yani en kapalı olduğu varsayılan ekonomilerin bile dünya ekonomisinde entegre olduğu bir dönemdeyiz. Pandemi de bunu çok daha net bir hale getirdi. Yani bütün dünyayı kapsamal altına aldı, kapsamal altına aldı ve bütün dünyadaki en temel parametreleri değiştirdi. Örneğin üretim şekilleri değişti. Örneğin bazı sektörlerde çok yeni sektörler ortaya çıktı. Eğitim sistemi değişti. Online eğitimlerle dünyada eğitim yöntemler değişti. Eğitim yöntemleri değişmeye başladı. Çok alanda değişiklikler. Artı dünyanın birçok ülkesinde işte Amerika'sı, İngiltere'si başta olmak üzere hatırlayın ilk dönemleri tedarik zincirleri kırıldı. Hiç olmayacak bir şey. Dünyanın en güçlü kapitalist ülkeleri e, mağazalarında temel gıda maddeleri bulunmaz hale geldi. Sağlık sistemleri çöktü. Bütün dünya gördü ki ya bu sağlık sistemi çalışmıyor. Buna bir e, özellikle gelişmiş ülkelerde. Ayrıca çok uzun yıllardır görmediğimiz bir şey dünyadaki e, temel üretimle ilgili ham maddelerde çok yüksek bir fiyat artışı oldu. İşte Petrol dolar üzerinden iki katı pahalandı. Sonra tekrar biraz geriye geldi. İşte doğal gaz yüzde 350 arttı. Sonra biraz bir miktar geriye geldi. Ayrıca değerli metaller dediğimiz metallerde iki katı, endüstriyel metallerin bir kısmında 3-4 katı da dolar üzerinde fiyat artışları oldu. Bu şu demektir. Zaten pandemi şartları dolayısıyla üretim gittikçe kısıldı. Özellikle gelişmiş ülkeler için. Bir de oradaki üretim maliyetleri olağanüstü yükseldi. Bunun doğal olarak dünya piyasalarındaki mal ve hizmetlere yansıması kaçınılmazdır. Enflasyonun arkası, küresel enflasyonun arkasındaki temel neden budur. Ee, bir Büyük bir maliyet enflasyonu, mesela bizdeki e, ihracatçılarımız da söylüyor. 1500-2000 dolara aldığımız bir konteyner 12.000-15.000 dolara çıktı. Şimdi bütün bunların hepsi... Nablundaki artışlar, efendim petrol fiyatlarındaki artışlar, endüstriyel temel e, e, metallerdeki artışlar vesaire, dünya ekonomisi hiç karşılaşmadığı e, bir e, problemle karşı karşıya e, bıraktı. E, bu anlamda da işte şu anda yaşanan enflasyonun arkasındaki nedenlerden birisi budur. Ben tekraren şunu söylüyorum, e, buradaki te kilit tezgaha dağıttırmamaktır. Evet bir miktar geriliriz, alım güçlerimizde azalma olabilir, bir miktar e, istihdam şey olur ama fabrikalarınız kapanırsa, işyerleriniz kapanırsa yani üretemez hale gelen bir ülke olursanız o zaman eyvah yani çok çok büyük bir kalıcı. Nitekim 1997 uzak doğu Asya krizi bize bunu öğretti. Tamam, Avrupa'daki 2009'daki o finans krizinde bunu gördük. Öyle bir Ay, risk var mı peki şu yok, anda? Yok, Türkiye anda, için. Yok. yok çok... Öyle bir risk olsa 225 milyar dolar. Yok, Türkiye girişim. bu süreci. Son 1-2 aydaki dalgalanmalar öyle bu, bir Bu üretti. bunlar yapısal olarak ekonomimizin bu makro değerlerini e, etkileyecek e, şeyler değildir ama burada da tabii sonuçta nihayetinde e, ekonominin çok önemli bir kısmı da tüketiciler kısmıdır. Evet. Yani vatandaştır. Hane halkıdır, i̇ç hane halkıdır, iç piyasadır. Yani bütün bu ihracatımız vesairemiz, bütün e, üretimimiz, hepsi, bütün bunların hepsi, evet güçlü bir ekonomi, kendi sanayimizi geliştireceğiz, küresel markalarımızla rekabet edebileceğiz. Bunların hepsi eyvallah. Sonuçta ama ekonominin şeyi tekerlerin içeride dönmesidir. Evet, bu, bu, bu anlamda bu. da işte siz ifade ettiğiniz gibi e, e, vatandaşımızın alım gücünün yukarıya çekilmesi. Ee, enflasyonun tabii ki aşağı inmesi yine e, önemli önceliklerimizden birisidir. İstihdamın istihdamın eski seviyelerine yani. gelmesi tabii burada e, aslında yani. sürekli istihdamdan fazla yeni istihdam, i̇stihdam oluşturulması. Kasım'dan Kasım'a. Bir de sürekli istihdam artıracak bu, e, projeler geliyor. Yine birkaç gün evvel e, Milliyetin Bakanlığı'yla Sanayi Bakanlığı'nın ortaklaşa şey yapmış olduğu e, organize sanayi bölgelerindeki meslek okullarında e, ara eleman yetiştirirken aynı zamanda bu elemanları e, bir takım işte ücret diyebileceğimiz bu gencecik evlatlarımızı iş hayatının içine çekmiş oluyoruz. 1 milyon kişi Tabii, Öyle bir tabii hedeften bahsettik şey. konu ee, yani bu startup projelerine verilen destekler, yeni istihdam oluşturanlara verilecek e, önemli destekler. Bütün bunların hepsini e, ortaya koyduğumuz zaman hedef şu, aman tezgah dönsün. Evet. Tezgah çalışmaya evet. devam etsin. Enflasyonun e, en temel sebeplerinden biri bu kur atakları oldu. E, son işte iki haftadır aşağı yukarı dolar kuru belli bir istikrar seviyesine yakın duruyor. Bunu yeterli buluyor musunuz? Daha doğrusu bunu tahammül edilebilir buluyor musunuz? Hani bu sınırlarda giderse kurtarırız diye bir duygu doğru bir şey mi? Yoksa daha aşağı inmesi mi gerekiyor bu ekonomik güvencelerin daha sağlam oluşması açısından? Yani enflasyonun düşmesi, hayat pahalılığının durması vesaire anlamında. ya yani şu anki pozisyonu mesela 13.50, 13.60 bugün baktık. 13.70, 14'ün altında. Soru şu, tahammül edilebilir sınırı bu mudur doların? Şimdi tabi eee psikolojik sınır mı değil? şimdi bir kere e, ya yani bir tek rakama bakarak ekonomi Kavram, evet. ekonomi evet. değerlendirilmez. E, ama şunu söyleyeyim. E, Türkiye'deki dolarla ilgili e, temel meselemizde bizim vatandaşımız e, orta vadeli yatırımlarını e, dolar üzerinden yapıyor. Ciddi. Uzun vadeli yapıyor. ilgili algılar, altın üzerinden yapıyor. Evet. Şimdi bu Türkiye'nin realitesi. Ee, bir başka mesele de Türkiye'de çok aşırı bir dolarizasyon var. Dolara karşı talep e, söz konusuydu. Şimdi burada bir istikrarın sağlanması ilk e, hedefimizdir, ilk beklentimizdir. Yani bir yere gelmesi ve orada durması. Bunu yaparken de bunu e, zorla, kamu zoruyla değil, serbest piyasa e, koşulları içerisinde, serbest pazar koşulları içerisinde yapmak e, temel e, şey. Bu yer, bu yer mi Yoksa Hayır biraz daha dövizin fiyatı hani gelip bir yerde durması dediniz döviz, ya dövizin fiyatı e, piyasa şartları onun için söylüyor fiyatı ben bilmem yani döviz ihtiyacı olanlar var e, e, döviz e, satma ihtiyacı olanlar var bunların karşılaştığı bir piyasa problem ne spekülatörler devreye girdiği zaman bu taraftan ya da bu taraftan operasyon çekebiliyorlar. Geçmişte de biz bunlarla karşı nasıl engelleyeceğiz efendim? Bunları e, bizim e, piyasaların kendi koşulları içerisinde ama takip ederek bunların e, en ortaya çıkması lazım. Mi? İniş çıkmış, Merkez bankası da bunu yapma yapmıyor. Merkez bankasının e, hedeflerinden birisi de bu fiyat istikrarı dediğimiz şeyi e, temin edebilmektir. Dolayısıyla burada ben belli bir şu fiyat olacak demem, böyle denmesini de asla doğru bulmam. Muhalefetten de bazılarının doların ne olacağıyla ilgili söylediği sözlerin hepsinde bir e, vahim ateşi bir durum düştü olarak. Ateşi diyelim. Yani bir manşet burada. Hani evet. Doların ateşi düştüler misiniz? E O tabii ki. ya O ilk sıkıntı ortadan çıkmıştır, kalkmıştır. Çünkü objektif şartlarda, ekonominin kendi kuralları içerisinde e, ortaya çıkmış olan bir yükseliş değildi şunu sorabilir miyim? Ve bu anlamda da belli bir, bir çekim yere çekim merkezi AK Parti sürekli olarak çekim merkezleri oluşturuyor. İşte İstanbul Havalimanı bir çekim merkeziydi. Ee, yine İstanbul Finans Merkezi diye bir kavram türetti ve işte yatırım araçlarını çeşitlendirirseniz tabii ki insanlar dolardan o farklı yatırım araçlarına gidecek. İstanbul Finans Merkezi'nin akıbeti ne oldu? Yani e, ekonomide AK Parti bir cazibe merkezi bir marka oluşturabilecek mi bu İstanbul Finans Merkezi gibi? Yani tabii ki sadece bir tek kuruluş üzerinden değil. Yani şimdi bana son 15 günde yapılan şeyleri söyleyin deseniz bir sürü hepimizin söyleyebileceği. ...işte bizim yerli arabamızın e, Amerika'daki bir e, teknoloji fuarında tanıtılmasından tutun da Türk bu akşam OVAC. buraya Türk Hava e, o yapılmasına kadar işte yarın cumhurbaşkanımız Türkiye'nin e, ilk istihbarat gemisini e, suya indirecek. Şimdi sürekli bir Türkiye bir sürekli bir şey, bir cazibe merkezi olan bir ülke tarzıyla, edasıyla, altyapısını tamamlıyor. 20 yılın zaten özeti bu. Şimdi onun için biz önümüzdeki döneme umutlu bakarken bunu e, şey yapıyoruz. Tabii ki e, Türkiye her alanda mücadele edebilen bir ülke olacak. E, bir ülkenin sadece hep şu örneği veriyorum. Şu anda dünyada 35 bin dolar, 30 bin dolar, 25 bin dolar e, kişisel geliri olan e, ülkeler var. Çok zengin ülkeler var. Gayrı e, kişi, kişi başına düşen milli, e, milli e, aslası bakımlar. Ama bu ülkeler dünya ekonomisinde pek ismi geçmez. Esamesi okunmaz. E, adama sorarlar. Evet bu kadar kişisel gelirim var mı? dünya piyasalarında ne satıyorsun ne üretiyorsun. E şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman yani hakikaten iftihar edeceğimiz ve önümüzdeki dönemde çeşitlendireceğimiz ürünlerimizde hür kuşu ihraç ediyor. Bilmem tiyaları, ihalarını, siyalarını Türkiye ihraç ediyor. İşte e, kendi e, gemilerini, ürettiği gemileri e, ihraç. Bunun ötesinde gencecik evlatlarımız e, özellikle robotik ve e, bilgisayar kodlama e, alanlarında Dünya piyasalarıyla rekabet edebiliyor, ürünlerini satıyor, zihinsel ürünlerini satıyor. Şimdi Türkiye bir ilme yakalamış durumda. Bu momentum inşallah olumlu bir şekilde devam eder. Ya ee, ya ama şöyle bir söz de var efendim, yani üreten kazanır da parayı yöneten daha çok kazanır. Evet. Ee, finans konusunda acaba hani bir tereddüt var değil mi? Hayır işte şimdi orada da orada da yeni tabii ki. yeni mesela sadece binanın yapılması değil. İşte mesela yeni şeylerin yapılması bizim iki, iki temel meselemiz şu Osmanlı'nın son zamanından beri bunu görmeden ekonomi üzerinde de konuşmamak lazım. Bizim e, yok tasarruf açığımız var. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan yatırımlar var. Bu yatırımları yapabilmeniz için tasarrufunuz lazım. Milletimizin tasarruf açığı var. Bunu iki yoldan karşılayabilirsiniz. Bir tanesi Yurt dışından alacağınız borçlarla, Osmanlı'da işte buradaki Galata Bankerlerinden borçlar almış. Alacağınız borçlarla e, yüksek faiz, düşük kurlar üzerinden evet. Türkiye'yi borçlandırabilirsiniz. Ve buradan aldıklarınızda da Türkiye'nin ihtiyacı olan alanlara yatırımlar yapabilirsiniz. Bir yol budur. Türkiye bunu denemiştir. Neoliberal tezlerinde bütün dünyada iman e, derecesinde e, kabul gördüğü dönemlerde Türkiye'de bunu denemiştir. Ben 2013'ün... Mayıs ayını dönüm noktası olarak telakki ediyorum. IMF diyorum. e borcun. IMF ile borç sembolik bir değerdir. Zaten e, Türkiye'nin faiz oranları da %4.6'ya düşmüştü hatırlayacaksınız. Öyle olduğu için de Gezi Parkı olaylarıyla Türkiye başka bir türbülansın içine sokulmaya çalışıldı. Şimdi ikinci olsa bu yol, bunun yol olmadığını gördük. Bütün dünyada aslında bunu test ederek hatta e, neoliberal tezleri böyle çok açık bir şekilde uygulamış olan ülkelerde bile evet bunlar iyi tamam da bunun bir sosyal politika tarafı olması lazım. Yani tabiri caizse kapitalizmi sosyalleşmiş bir kapitalizme dönüştürme çabalarını Amerika dahil olmak üzere, İngiltere dahil olmak üzere birçok ülkede bunların yaşanmakta olduğunu biliyoruz. Ee, ya da ikinci yol. Yani nihayetinde ne yazık ki dolar dediğiniz şey, diğer para birimlerini bir kenara bırakın. Sizin Merkez Bankası'nda bastığınız bir şey değil. Bir dünya parkı, e, e, parası, parası, rezerv para. Ne yazık ki bu da dünya ölçeğinde bir başka sorundur. Dolarizasyonun ortadan kaldırılması için milli para birimleriyle ticaretin mutlaka artırılması lazım. E, bu anlamda da sizin alın terinizle, zihin terinizle, gücünüzle, fikir gücünüzle mallarınızı, ürünlerinizi dünya piyasalarına satarak ...harıl harıl oradan kazandığınız paralarla yatırım yapmanızdır. Ben, Türkiye bu ikinci yolu tercih yani etmiştir. Bu durdur. ikinci yolla ilgili yani bizim televizyonlarda gördüğümüz, gazetelerde, sosyal medyalarda okuduğumuz... ...ben ekonomistim diyen, yani başında birçoğunun profesör, doktor yazan kişiler diyor ki... ...böyle bir model olmaz, bu yol, yol değil. Vakit yakınken, tırnak içinde söylüyorum, bu işte vazgeçin diye hükümete çağrılar e, yapıyorlar. Evet. Ya bu modelden emin misiniz? Yani bir ciddi bir oyu planı olarak orta uzun vadede ne getireceğini hesaplayarak bilerek e, mi yola çıkıldı? Yoksa biraz e, hani şartlar bunu zorladığı için e, mi böyle bir yönelime girildi? Bir de bu yani işte şu, şu temel bir itiraz var. Yani ithalat çok fazla olduğu için ithalata bağımlılık bundan çıkmak çok kolay bir şey değil. Yani böyle bir tamam çok güzel bir hedef. İhracat, üretim, yatırım, istihdam odaklı bir model, sıcak para döngüsünü kıracak bir model. Ama hani diyor ki, işte ithalat çok böyle baskın olduğu için bundan böyle sadece ihracata ya yani ihracatın içindeki ithalat oranı çok yüksek olduğu için buradan çıkış kolay değil diyorlar. Şimdi şöyle, yani bu, bu bir tercih meselesi. Şimdi e, ya geç onun için söyledim. 2013 bir dönüm noktasıdır. Ee, o dönemlerden evvel ne düşünüyorduk? Biz de maalesef öyle, ee, Türkiye'de öyle hareket ediyordu. Ee, ben o zaman da karşı çıktığım için rahat şimdi evet. daha rahat, konuş rahat, rahat konuşuyorum. Ee, diye Elden gelen öğün olmaz, o da her vakit bulunmaz. Ee, yani ben nerede bulursam satarım, nereye bulursam satarım, nerede ucuz bulursam alırım teziyle. Türkiye gibi bir ülke, özellikle Türkiye gibi bir ülke. Bir bağımsız, kendisine ait ayakları üstünde basan, deminden beri konuştuğumuz bölgesel ve küresel tehdit ve tekliflerin, fırsatların içerisinde yaşayan bir Türkiye olarak biz dışarıdaki gelişmelere göre ekonomimizi ayarlayamayız. Dünyayı çok iyi biliriz. Nerede ne gelişme oluyor bunları takip ederiz, takip etmek zorundayız. Dünyayla rekabet edebilecek güçlü bir ayağımız ekonomide çok sağlam. Diğer ayağı siyasette çok sağlam olmak zorundadır. Siyasette siz sağlam, istediğiniz kadar sağlam olun. Bunu dış politikayı koyarak da, işte savunmayı da koyarak söylüyorum. Ama içeride siz bu ekonomi tarafında zayıfsanız, yani sizin demin söylediğiniz şey doğru ama bunun bunu kırmazsanız, yani biz dışarıda e, ucuz ithal edelim şekliyle devam ederseniz, kusura bakmayın Türkiye yakın zamanlara kadar tüfeğinin kurşununu bile dışarıdan alıyordu. Türkiye birçok temel mutfak malzemesini dışarıdan ithal ediyordu. Yani Türkiye iğneden ipliğe neredeyse birçok şey ithal cenneti ülke haline gelmişti. E şimdi bakıyorum sürekli izliyoruz da Türkiye'de belli sanayi dallarımızdaki millileşme oranlarının her yıl daha yukarıya çıktığını görüyoruz. Yani o sizin söylediğiniz ithal ettiğimiz ara mallara bağımlılığımız azalıyor zaman içerisinde süratle azalıyor. Ya bu yapılabilir, biz yapacağız. Yapıyoruz. ya yani hani Yapıyoruz. Alttı Başa, başarılı, evet. Yapıyoruz daha da daha da ileriye gidecek ee, ve bu anlamda Türkiye inşallah e, bu zor zamanlarda aşacak. Bir zorluk yaşıyoruz, hiç bunda tereddüt yok. Burada vatandaşımızla birlikte e, hep beraber e, bu işi yapacağız e, ve Türkiye dediğim gibi evet belki yüzde yüz içeride zaten böyle bir ekonomi yok. Yani hangi ülkeyi alırsanız alın, ne kadar sanayisi güçlü olursa olsun hiçbir ülkenin her ürettiğinin yüzde yüzünü içeride yapması mümkün değil. Mantıklı da değil. Mantıklı da değil zaten. Tabii. Ama dolayısıyla Türkiye hayati şey, mesela Türkiye uçak motoru yapımını başaracaktır. Buna yürekten inanıyorum. Diye Allah diye. nasip ederse Hatta bu ilmemiz devam ettiği sürece birkaç sene içerisinde Türkiye bunu yapacaktır. Yani bu F35, F400 falan filan tartışmaların arkasındaki zihin dünyasındaki şey de budur. Türkiye'nin böylesine güçlü bir ekonomi haline gelmesini birileri istemediği için. Onu kırdık için. zaten. Yapılamayacak bir şey yok Türkiye'de. Ona Tabii, inanıyoruz inanıyoruz. Yani özgüven inşası finans noktasında gerçekten da başarılı. Evet. Son sözü sana evet, Bugün tam da marketteyim efendim. Biraz önce bahsettiği Mehmet Bey'in de sizin de ifade ettiğiniz o ithalat konusunda aslında gerçekten terörle mücadele konusunda olsun tüm konularda göçmenler konusunda olsun vatandaşın halkımızın feraseti o Ali gerçekten marketlerde bile hani bir yerli ürün olsa niye ithalini alalım ki ekonomimiz yeter ki düzelsin, enflasyon düşsün noktasında büyük bir irade var. Bu konuda buradan TRT ekranlarından da özellikle yaz aylarına doğru enflasyonun düşeceği konusunda ve vatandaşın da enflasyona ezdirilmeyeceği konusundaki e, tahmininiz demeyeyim ama e, yorumunuzu almak istiyorum. İstikametimiz o o yöndedir. Yani inşallah Yani mühim olan şey bir e, durumun gerçeğini kavrayamamaktır. Eğer öyle bir durum söz konusu olsa zaten işiniz zordur ya da ekonomide demin konuştuğumuz yapısal ağır sorunlarınız olur. Bu yapısal sorunları e, gidermek için başka yöntemler e, denemek mecburiyetinde kalırsınız. Bu bir yani bir kere şunu herkesin görmesi lazım. Dünyanın her yerinde, her ülkesinde, her ekonomik sisteminde ekonomik kararlar aslında siyasi tercihlerle alınan kararlardır. Zaten onun için demokrasilerde hükümetler hesap verir. Yani şöyle bir şey yok. Sanki fizik laboratuvarı yapıyor da deney yapıyoruz. Kimya laboratuvarında deney yapıyoruz. Bazılarının yazdıklarından e, ben de ekonomiyi iyi kötü anlayan birisi olarak söylüyorum. Evet. Sanki bir kimya laboratuvarında kimya deneyi yaparmış gibi ekonomi konuşuyorlar. Hayır öyle değil. Evet, tamam. Aynı koşulları evet, alalım. Evet. Seteris paribus başka tarafta uygularım orada başka sonuç verir. Dolayısıyla biz Türkiye ekonomisinin şartlarını biliyoruz. Türkiye'nin e, e, yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Burada tutarlı adımlar atmaya gayret ediyoruz. Bunun yolu da Türkiye'nin kendi kendine yeterli artı dünya pazarlarında rekabet edebilir bir ekonomik güce ulaşmasıdır. Bunun için çok mesafe alınmıştır. Daha adımlar atılacak ve inşallah bu özellikle devlet memurlarına tekrar ikinci bir düzenleme, diğer vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılması, işçilerimizin aynı şekilde emeklilerimizin bunlarla ilgili çalışmalar, diğer vatandaşlarımız ya şundan rahat olsunlar sokakta ne konuşuluyorsa bunların hepsi hükümetin masasındadır. Çok kısa, internetten çok fazla sizin adınız duyulunca soru geldi. İşte yeni öğrenciler AK Parti döneminde her iki öğretmenden biri AK Parti döneminde atandı. Kamuya yönelik alımlar noktasında bir şeyler söylemek daha ister fazlasın. Yani gençlere çok daha, çok daha fazla. Umut vermemiz lazım. E çok daha, ya, umutlu olunacak çok şey var sürekli. Var, yine tekrar daha fazlası muhtemelen. Ben de tam rakamı şu anda... öğretmenlerin %73'ü AK Parti zamanında evet, alın. dönemde alındı. Yani yine önümüzdeki dönemde bu, bu yıl içerisinde öğretmen atamaları yapılacak. E ama gönlümüz arzu eder ki her öğretmen adayı arkadaşımızı hemen ertesi gün görevine başlatabilelim. Bu da devletin imkanları ve kısıtlarıyla bütün meslek grupları için geçerlidir. burada da azami bir dikkat sarf edildiğini, sadece vatandaşlarımız aynı zamanda engelli vatandaşlarımız için de oradaki kardeşlerimiz içerisinde de kamunun istihdam politikalarının giderek geliştirdiğini hepimiz biliyoruz. Her şey inşallah çok daha güzel olacak ve milletimiz bu anlamda yeniden güçlü büyük Türkiye istikametindeki adımlarını sağlam bir şekilde yani bir kriz değil de bir atılım olarak görüyoruz. Yani dünyada yaşanan kriz değil Türkiye bunu bir fırsata çevirecek. Bu yönde de hiç kimse umudunu yitirmemesi lazım. Gençlerden gelen çok soru var bu yönde. Herkes okulunda başarılı olsun. Yolu aç. Ben hatta bunu birkaç sefer söyledim. Madem umutlu bir şey söyleyin diyorsunuz. Bunu birkaç sefer söyledim. Bütün gördüğümüz olumsuz şartlara rağmen sabah kadar bunu, bunu anlatabiliriz. Ee, i̇çinden geçtiğimiz dönem Türkiye'nin önlenemez yükselişinin yaşandığı bir dönemdir. Manşeti böyle atmış olalım. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve daha efendim. da inşallah ileriye gidecek. Ee, Ak Parti Genel Başkan Vekili Sayın Umar Kutumu çok teşekkür ediyorum ve Sayın Mehmet Hacet, Nur Özkan'a Erbay a çok teşekkür ediyorum. Süremizi biraz açtık ama son kısma ekonomiyi arkadaşlar koyalım dedi çünkü sizin ekonomide ne kadar bilgili olduğunuzu biliyoruz bu çerçevede. Ee, süremizi açtık. Bir başka özel yayında efendim TRT Haber ekranlarında buluşmak üzere. Mutlu akşamlar.